Abi tahayyül mü? Hayal. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Hayal yapsak onu ya. Hayal ya. Parantez açsan tahayyülün içinde. Böyle tahayyül, parantez aç. Hayal. O zaman sileceğiz. He, onu böyle bir aşağıya kaydırıyorsun. Tahayyülün altına parantez açıyorsun. Hayal. Şimdi arkadaşlar, kardeşler, bununla alakalı ilk önce bir ısındırma adına bir tefekkür ederken kullanmamız gereken malzemeler var. O malzemeleri, hem malzeme sahibi olalım, zenginlik katsın tefekkürümüze, hem de mevzuya ısınmış oluruz. Onun için bazı hususi notlar okuyorum. Tükenmez hazine. Aa, ona başlamadan önce bir şeyi tavsiye edeceğiz Osman. Geçen hafta, ama gene tavsiye ediyoruz, ama gene tavsiye hazır olacaksın. Çünkü oturmadı, akıl okuduğumuz için. Dedim ya, başlar orası için demiyorum. Ha. Bir otur da anlatayım. Mesela Dima şeyi tavsiye et diye gönderdin ya, akılda okuyunca öne tavsiye ediyorsun. Evet. Şimdi akıl okuyunca bazı şeyler de farklılaşıyor. Yani farklı değil. Dediğim gibi hepsi doğru. Bak şey için demiyorum. Hepsi doğru, ama ikinci kattan bakıyorduk. Şimdi beşinci kattan bakınca ufuk daha ileriye geçti. Evet. Yani mesela suretteyken o kanuniyete geçiyor o iş. Mesela şu kastediyorum. Şuradan bakarken serbest bölgeden şuradan bakıyorsun. Şuradan bakıyorsun. Vesaire. Şimdi dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nde de öyle kabirler değiştirmiş. Bu sonra bu yanlış değil o. Anlayışımız suretteydi. Kanuniyeti geçti. Yani takul kanuniyet ya. Evet. Sonra tasdik denilen hakikat yani. Evet. Şimdi dolayısıyla geçen hafta konuştuğumuz bir şeye böyle ekledim. Bak, böyle bakma, şeye bakar mısın? Böyle akıl şey yaparken çok ilgimi, çok hoşuma gitti. Evet. Ben bir okuyayım. Tahayyül alem-i misal, alem-i misal olmuş olacak ruhun da dahil, ruhun dahi sureti var. Her şeyin sureti var. Basar sıfatına sahip. Ama nasıl ki cennetin de sureti var, ama ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer otur etmiş. Bilmiyoruz nasıl bir şey cennetin. Suret vermişsek cennet değil. Ama var ya, ruh da böyle. Alem-i misali, alem-i şehadete giydirdiği libasa hayal. İnsandaki aktiflik hali tahayyül. Tam burayı tamam. Ötekisini tahsil edeceğiz. Tahsil derken biraz daha arkaya geçtik. Alem-i mananın, alem-i mananın alem-i şehadete giydirdiği libas hakikat meratibi değil. Onu tahsil edeceğiz abim. Tasavvur demiştik. Bizdeki aktiflik. Tasavvur ama. Bak şimdi, alemi mananın, elime bakar mısın, alemi mana, alemi şehadet insan. İnsan tasavvur. Tasavvura dair gelmiyor. Alemi mananın alemi şehadete giydirdiği libas hakaiki nisbiye, hakaiki hakikiye, vahidi kıyasiler, emri nisbiler, emri itibariler, insandaki eylemsel hali tasavvur. Hakikat meratipleridir demiştik. Evet, onu tahsil ediyoruz. Onu tahsil ediyoruz. Evet. Anladım. Tahsil ediyoruz. Bu arada abi, biz hayali geçen hafta dokümanları şey yapmıştık, bitirmiştik. Yenilerini aslında çıkıp bakmamız gerekiyor gibi geliyor bana abi. Hayal devam edecekse kardeşim. Hayal şu. Çünkü 300... Yani 376'da da hayale başlamadık da burası
olacak. Çekilmemiş mi? 378'i yapmışız abi biz. Yok, 378'e daha gelmedik. Geldik mi? Geldik abi, geçen hafta onu yaptık gibi hatırlıyorum ben. Yok, 376'da kalmışız gözüküyor. İfrat tefriti geçtik abi, onu bilgisayarda yaptınız ya. Ha şu, şunu ifrat tefriti yaptık, durduk. O, ondan sonra bir yok, tane okuduk mu onu bilmiyorum. Yok, ondan sonra geçmedik. Ha, olabilir. Ben... Bu iyi, hafızaya kadar geldik abi. Barla 346'ya kadar okuduk. Sanki biraz daha yürüdük galiba. Barla 372'deyiz. Benim bildiğim. Barla 372'de miyiz? Aha, birkaç yürüdük evet, orada. He, tamam. Hatta orada koyu hafızaya... Geçen hafta ilgili... defteriniz yoktu, bilgisayardan yaptınız. Onun için işaretleyememişsinizdir abi. He, tamam. Barla 372'de miyiz? He? Sen o son okuduğunuzu bir daha bir okusanız, bu mananın... Dur dur, bir daha yapacağız da. Şimdi gafur buraya niye geçti, bizi o konuda değildik ama neyse, madem burayı da düzelteyim de. 372'de miyiz Yasin? 372 diye hatırlıyorum abi. Kuvve-i Hafıza'yı konuşmuştuk hatta geçen hafta. Kuvve-i tamam. Hafıza'yı konuşmuştuk. Bedrettin'i konuşmuştum, dinlemek arzu ediyordum. Vakit müsaade etmedi. Dur biz açalım. Neyse, sonra konuşuruz. Şimdi bak. Bir daha. Evet. Alemi misali. Bir dakika. Alemi misali, alemi şahadete giydirdiği libas hayadır. İnsandaki eylemsel hali tahayyül. Bu tamam. Şimdi akıl okunca değişti şimdi ikincisi. Tasavvur anlatıyorum. İnsandaki tasavvur. Alemi mananın alemi şahadete giydirdiği libas hakayki nisbiye, hakaiki hakikiye, vahidi kıyasiler, emri nisbiler ve emri itibariler bu libası giydirmiş. İnsandaki eylemsel hali bunların, hakaiki nisbiyenin, hakaiki hakikiyenin, vahidi kıyasilerin, emri nisbilerin, emri itibarilerin, insandaki eylemsel hali tasavvur. Çok ilginç. Yazdık mı abi bunu? Yazdıktan sonra aklı anlatacağım. Akıl daha acayip. 25. sözde Yasin Kur'an'ın tarifi var. Oradan çıkarttığım bir şey okuyacağım şimdi. Yazdıktan sonra. Yazdınız mı? Evet. Bak şimdi. Levh-i Mahfuz'un alemi şehadeti giydirdiği ayat-ı tekviniyelerin insandaki eylemsel hali tahakkur. Çok ilginç. Bu havada olmaz. Alem misali, alemi manayı levh-i mahfuzu alt alta böyle bir tablo gibi böyle yani tamam. Giydirilen aktifliği şeklinde bir yapalım. Hmm, tamam abi. Gözümüze girsin. Besmele çekin abi, o benim yazdığım şeyi silerken. Bismillahirrahmanirrahim. Çarpılmayın. Çarpılmayın. Ama Erdinç gülüyor içinden, içeriden motordan gülüyor. Bak şimdi. İşte alem misal başlayın abi. Alem misalden yani şey de olabilir hani özet şeklinde, metin şeklinde değil, tablo gibi yapalım. Alemi misalin. Yeriniz var mı ama orası yeter. Var, gibi yeter buraya. Alemi misali. Alemi şehadete. Hakaiki hakiki. Giydir. Deyip. Elbiseye. Bu hayalin insandaki ikinci daha bir şey herhalde sorar. Fiili içinde cemal yokuş gibi anlatmıştı sanki. Eylemsel aktifliği ne? Daha iyi. Yani hiç mi canım böyle sorarız?
Diğerlerini abi sadece bence o kopyasın. Yani böyle hep ayrıntıyı yazmanıza gerek yok. Mesela alem bir mana diyeceksiniz, ok. Abi şey ha, o metin değil de tablo yapalım. Tamam. Bir tane, bir tane. Şimdi, alem misal, alem mana, nefi mahfuz alt alta. Alemi mananın şöyle yapayım. Alem mananın alemi şehadete giydirdi elbise. Onu yazıyorum. Tamam abiler. Hakaiki, bir şey mi soracaktınız bunlarla? Hakaiki hakaiki nisbi ye haka iki ha ki kiye vahidi ki ya az önce itibari de dediniz abi. Yani yazdıklarınızda itibari de var. Hakai ki ne dedi anlamadım ki. Yazdık notlarınızda itibari de var sanki. Hakai ki hakikiye vahidi kıyasiler. Sen ne dedin? Ne? İtibari de var mı orada? İtibari. Onları okuyacağım işte. Daha yazmadım. Ha, daha ona geliyorum. Dur. Vahidi kıyasiler. Ondan sonra şunu mu kastediyorsun? Emri nisbilerin itibarı. Emri, burayı mı kastediyordun? Evet abi. Nisbiler. Emri itibariler. Sormaya utanıyorum ama hakaiki nisbi ile emri nisbi farklı şeyler mi abi? Hakaiki nisbi emri. Farklı abi. Biri senin de birisi senin dışında. Senin dışında bunlar. Biri senin dışında. Senin dışında. Alemi izah ediyorum. Tabeladan belki şey. Alemi mananın alemi şahadete giydirdiği libas hakaiki nisbiyeler, hakaiki hakikiyeler, vahidi kıyasiler ve içerikleri olan emri itibarenin nisbiler. Bunun insandaki aktifliğine şöyle yapayım. Anlarsınız değil mi? Bunun insandaki aktifliğine tasavvur. Tasavvur. Biliyoruz az önce ama Hasan abi ben bölmek istemiyorum ama abi biz emri nisbi ve emri itibariyi tahayyül ve tasavvur olarak ayırmıştık. Vahidi kıyası olarak da tahakkül demiştik abi sanki. Yok, tahakküle girmiyordu. Araya geçiş. Gene tasavvurdaydı. Hem tasavvurdaydı. Vahidi kıyası... Vahidi kıyası emri itibariyle emri nisbilerin cemiydi. O tahakküle taşıyordu. Tamam. Ama tasavvurdaydı gene. Tasavvur. Yani tasavvur şeyindeydi. Tasavvurda mıydı? Ha, emri itibari neredeydi? Emri itibari de tasavvurda. Hep tasavvur. İkisinin cemi vahidi kıyası demiştik. Onlar gene tasavvurdaydı. Emri nisbi... Mesela şöyleydi. Emri nisbi tahayyül tarafına bakıyordu. Tamam. Bakıyordu ama gene tasavvurdaydı. Öyle mi? Öyle konuştuk o yaptığımız şekilde. Emri itibari tasavvurda zaten. Bu ikisinin cembi de vahidi kıyasıydı. Gene tasavvurda ama artık ondan sonra akıla devrediyordu konuyu. Vahidi kıyasından sonra. Yani yüzü o tarafa bakıyor, onunki bu tarafa gibi. Burada bir şey gözetiyorsunuz ya mesela. Tahayyülün, tasavvurun, tahakkül hepsi alemi şahadete bir libas giydiriyor. Bunların içeriğini dolduruyoruz. Şimdi mesela tahakkül ile lef-i muhafız, acaba daire-i ilim mesela tasdiye ne diyeceğiz bu sefer lef-i muhafızı atlarsa? İşte ona giriyorum, tasdiye yazacağım da. Hepsini yazacağım. Ya lef-i muhafızdan sonra daha da gidecek yani. Ha. Sanki lef-i muhafız daha aşağıdadır diye düşünmüştüm. Ha. Çünkü her bir alem, alemi şahadete bir libas giydiriyor. Evet. Mesela daire-i ilim. İzana şaşıracaksın. İltizama çok şaşıracaksın.
İnsan da kalpte, arşta bir şey. Ama şimdilik tabii inşallah bu. Ama burayı sığmadan ne öyle yapacağız? Arkaya markaya mı? Arkaya çevireceğim. Arkaya İngilizceyi sileceğiz. Arkada var, ne varsa. Evet evet anladım. Yapacak. Yok şey ya, şey sen yani Harun herhalde şeyi söylemek istedi abi. Yanlış buraya anladım. Bunları yazdın da demin şu yansı namazları gibi. Etteyyatı burada okudun diye. Yanındaki adam dedi ki, öyle şey mi? Okuyacaksın. Ulan dedi, etteyyatı burada okudun da deyip resmen Razya diyor ki, aşağıda göreceğim seni. Bir şey kalmadı. Sen bunları yazdın da burada ne yazıyorsun? Yani sanki lef-i mahfuz deyince sanki böyle itikada layıkmış gibi. Yok bir şey yani secdeye dikkat çıkıyor. Ya anladım ama lef-i mahfuz biliyorsun aklın gene şeyi yani. Şimdi ben şöyle anlıyorum. Ben şöyle anlıyorum. Absürt değil ha. Şey bu arada bu dersleri bazen izlerken diyorum ki bir daha konuşmayacağım. Gene dayanamıyorum. Allah beni affetsin abi. Ben şöyle anlıyorum ki abi, bir ben var, bir de benim dışındaki ben var. Şimdi bir elektrik sobası var, bir de elektrik sobasından çıkan ısı var abi. Isı var, tamam mı? Hasan abi, elektrik sobası bu verilen, bu lef-i mahfuz, efendime söyleyeyim, üst kısım arş, bunlar ona bakıyor abi, bu hazır olan. Bir de onlardan çıkanlar var ki, bizde taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat olarak geçiyor. Bunlar bizden çıkanlar abi. Kardeşler, insan mutlak ve muhittir. Mayenliği yoktur. Olması devam edendir. Mutlak ve muhit bunu başkası şey için kullanıyor. İnsanın sır insanı tarafı mutlak ve muhittir. Dişir ile, dua ile, şuur ile, iman ile, rıza ile mutlak ve muhiti muayyenleştiriyorsun dişir ile. O işte senin olan, olmakta olan bu, olan. Tecrübe. İki tane olan bu. Neden? Bir tarafın insan benim sırrımdır, ben de insanın, o mutlak ve muhittir. Hiçbir şey değildir. Allah için demiyor, insan bu. Mutlak ve muhittir. Hiçbir muayenleşmişliği yoktur. Bu. Bu insan, insan da denmez bu. Bu sırrı insani muayenleştirdiği şeye insan denilir. Hasan abi tecerrütü konuşmuşsunuz, onu dinledim. Mesela Allah tecerrüt etmiş yerse ama muayenleştiği bir yer var. Biz ne biliyoruz? İlim, irade, işte kudretiyle aslında tecerrüt etmiş ama burada böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Yani insan da burada işte tecerrüt etmiş. Üç tanesi, üç tane şu anda. Bir, sır insanı var. Şuralarda dipte bir beşeriyetin var. Zıtların cemi. Bir de insan var değil mi? Bir de insan var. Allah Allah bak işte. Ne sır insanı var? Tabii. Ha. Tabii tabii. Şimdi bu, bu olan, radarı koy buraya Çınar. Tamam. Mutlak ve muhit. Asla başım döner yani. Hiçbir muayyenleştirilmek asla kabul etmez. Sırrı insani. Burada benim. Buna ben tasarruf ediyorum. Bende. Beşeriyetime. Elimi buraya koyayım, buraya insan koyacağım. Bu beşeriyet yani. Zıtların cemi. Buraya ben nüfus ediyorum. Neyle? Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Bu beşeriyetten sıyrılıyor. Beşer, bişer, şerlerle dolu. Ondan sıyırdığımla insan oluyorum. Bağ bu insaniyettir ki, ismi Hakk'ın cilvesidir. Bu beşeriyetten sıyrılma nispetinde insan insan olur. Öyle diyor inşaat edeceğiz ben. Ha, peygamberlerin en büyük vazifesi beşeriyetten insanlık makamına çıkarmaktır ya. Bab-ı insaniyet, insaniyet denilen bir alemdir. Oraya kapıyı sen vuracaksın. Kapıyı vuran beşeriyettir. Girdiğin zaman beşeriyetten elbise çıkar diyor. Hani Hazreti Ali'nin başına gelmiş ya, böyle bir Ashab-ı Sufa'nın enfusçileri vardı. Ondan sonra bir yerde okudum Fusus'ta mı ne okudum? Kapıya vuruyor Hazreti Ali. O içeride müzakere ediyorlar, mutala ediyorlar. Ne ediyorlarsa
Bir sessizlik oluyor, içeriden bir ses geliyor. Kim o diyor. Ben diyor, İmam Ali diyor. Buraya giremezsin dedi. Sonra bir tasavvuf evliliğini anlatmıyor yani. Bir leg, yani kitabı da mı nereden aldı unuttum yani ama bu eskiden okumuştum bir Osmanlıca'dan okunu. Sonra bir daha söylüyor, vuruyor. Ben dedi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Hazreti Ali'yim dedi. Ondan sonra buraya giremezsin dediler. Üçüncü kez Ehl-i Beyt'in mümessiliyim dedi. Buraya giremezsin dediler. Dördüncü kez kapıyı vurdu. Dolaştı dolaştı geliyor. Kim o dedi? Hiç dedi. Kapıyı açtılar. Muayyenleşmiş, sıfatlanmış kimse giremez buraya. Şimdi bu menkibi olarak da anlatabilmiş olabilir. Ama okudum. Bunu insan düzgün şey yapamaz. Olmuş yani. Belki Ali manada olmuş. Yazmış adam. Bilmiyorum ama. Neyse bizi uyuyor. Şurada sır insani mi? Beşeriyet mi? Mutlak ve muhitliği olan şundan bu beşeriyete tasarruf ediyor. Tamam mı? Haşa. Haşa. Allah zatıyla kainatta değil de sıfatlarıyla ya. Aynı onun gibi. İnsan buraya, bu beşeriyete sıfatlarıyla tasarruf ediyor. Buradan beşeriyetten sıyırıyor. Bişer, beşer, şerlerle doludan sıyırıyor. Öyle tencere kaynıyor ya böyle, sıyırıyor. Katılar dibe kalıyor, buhar olanlar uçuyor. Pislikler kalıyor ya. Yani damıtıyorsun suyu. Ondan sonra buraya olanlar insan. İnsan. İşte bu, olmakta olan bu. Olması devam eden bu. Bu hiç bitmeyecek. Hiçbir zaman. Yani bendeki o ondaki ben gibi. Tamam. Gibi. Ama bununla alakası ayrı. Sırrı insani bu elimi unutma. Tamam. Bununla alakası ayrı. Bunda ona benziyor gibi. Bununla farklı. Ben beni hiçbir zaman bulamayacağım dediğiniz evet. Sırrı insanıdır abi. Kesinlikle evet. Çünkü mutlak ve muhitsin. Hiçbir zaman. Peki şunu söyleyebilir misiniz abi? Sırrı insaninin beşeriyete giydirdiği libas insandır diyebilir misiniz? Abi bu işte. Bu tasarruf etmiş. Şimdi devam edelim. 25. sözde Kur'an tarifinde Kur'an, kainat, hayatı tekviniyesini okuyan, demiyor mu? Ben okutan işte. Ben devam edeyim. Dedi ki, alemi misalin, alemi şahadete giydirdiği libas, hayal, insandaki eylemsel hali tahayyül. Alemi mananın, alemi şahadete giydirdiği hakaiki hakikiyeler, işe atacağız ben. Hakaiki nisbiyeler, 29. sözde, istidat ve kabiliyet. Ondan sonra vahidi kıyasiler, alt veri tabanları olan emri nisbiler, emri itibariler, libas. İnsandaki eylemsel hali tasavvur. Şimdi, lef-i mahfuzun, alem-i şahadete, lef-i mahfuzun, alem-i şahadete giydirdiği, hayat-ı tekviniye insandaki eylemsel hali ben yazayım da sonra düzeltiriz. Tahakkur. Şöyle yapayım. Taakkur. İnşallah büyük bir yerimiz olunca ahdetmişim. Duvardan duvara tahta yaptırırız. İnşallah. İnşallah. Evet. Gideceğim böyle. Sonra Erdin Çiçek abi o tarafa da takacağız. Hayal edelim ki aktif olsun.
Tabii şey yapmadım. Hayal hayal değil. Ben öyle hayal etmedim abi. Böyle siz gitmeyeceksiniz, tahtayı gideceksiniz. Öyle var abi. Ben bir arada gösteririm size. Bir videoda göstereyim. Var mı? Böyle üçlü. Böyle bana demeyin ya. Sürüyor. Demeyin bana. Çok böyle göstereyim ben abi. Ondan sonra şimdi öteki tarafa geçeyim. Şimdi ben burada bir soracağım şey var. Şimdi biz bir ara ayat-ı tekviniyeler kalbe, emri tekviniyeler... Bir yapayım, değiştirelim. Hatırladınız mı? Neyse, ayat-ı tekviniyeler... Ayat-ı tekviniyeler kalpten girer. Girer orada. He, emri, evan-ı tekviniyeler de dimağdan girer. Evet. Yani dimağa bakar demiştik. Bak şimdi. Şimdi biraz değişti. Hayır, dur. Bak, aynı, bak göreceksin şimdi. Şimdi, devam ediyorsunuz. Evet, ediyorum. Tasdik, tasdik ilim, gene bu lef-i mahfuzun. Bu da mı tasdik ilim? He, bak şimdi. Bu da öyle, bak. Nasıl olacak? Lef-i mahfuzun, lef-i mahfuz tek değil ki. Lef-i mahfuzun sif-i mamun bin kitabın bini yok ki. Lef-i mahfuzun bir de hafızası da var. Abi bence şöyle yapmak lazım. Lef-i mahfuzu başlık olarak yazıp altında alev-i şehadet, alttan oklar açmak lazım. Ha, o da olabilir. Hep lef-i mahfuz bu. Ha tamam, doğru. Siz zaten orası... Bir tane kaldı, yok bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı abi? Lef-i mahfuzun, ben şey yapayım. Alev-i şehadete... Mesela şu yok mudur abi, kafanızı karıştırmayayım da. Lef-i mahfuzun aleme misali giydirdiği yok mu abi? Zaten var tabii. Olmaz olur mu? Değil mi abi? Alemi misali yok ondan çıktı. Bu ne demiştik? Tasdik değil mi? Tasdik değiliz. Evamili. Lef-i mahfuzun farkını söyler misiniz bana? Buraya ne koyalım? Evamili tedbiniyelerin evamiri tekviniyelerin libana ait değil. Yani libas evamiri tekviniyeler. Tasdik. Ben şimdi bir daha okuyayım. Sesli okuyayım. Lef-i mahfuz başta altında olabilirdi. Alim-i şehadetin tabiriyle ayat-ı tekviniye diye geçiyor ya Kur'an'da. Mevcudat. Lef-i mahfuz tek bir alim değil. Yani sırf Kur'an yok orada. Lef-i mahfuz. Hafızada var diyor ya, lef-i mahfuzun bir defteri bizde yazar bu sefer. Şimdi lef-i mahfuzun alim-i şehadete giydirdiği ayetler var. Ayet diyoruz. Şu mevcut elma ayettir. Delil, burhan, hüccet anlamında Allah'ı tefsir ve izah eden, Allah'ın sıfatlarını bize açıklayan, batını gaybi şehadete taşıyan koridor berzah, alem-i şehadet, alem-i şehadete giydirdiği ayat-ı tekviniyelerin bizdeki eylemsel hali taakkul. Kitab-ı mübinimiz yani. Bu gene ayat-ı tekviniyenin, lef-i mahfuzun alem-i şehadete giydirdiği ayat-ı tek, mesela çekirdek, bir de meyve. Meyvedeki ayat-ı tekviniye iken çekirdek de evameli tekviniye. Yani o değil ama değil de değil. Hani bu daha daha ötesi evameli. Lef-i mahfuzun alem-i şehadete giydirdiği evameli tekviniyelerin insandaki elemsel hali tasdik. Şimdi diğerini de yazacağım. Ondan sonra konuşacağım. İzan, iltizama da bakacağız. Tamam mı? Yani çekirdekteki evamiri tekviniye meyvede ayat-ı tekviniye mi olmuş oluyor abi kendiliğinden? Aynı şey. Evet, ayat-ı tekviniye. Yani çekirdekte evamiri tekviniye iken meyve olunca ayat-ı tekviniye halini mi alıyor abi? Evet. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ben buraya şeyi yazayım. Bunu yazayım buraya da arkaya bozmayayım. Yani bu burayı bozmayayım. Hasan mesela şurayı. Şey olsun, bir izanı mesela arkadaşlar söylesin. Onu yapayım. Ha, söylesinler kendileri. Ha.
İnsan... Şimdi Tayyip'ten okuyacaksın diyor. Yok. Ya şimdi herkesin böyle kafa şey olsun. İtikat var mı abi? İtikat da var ama o itikadı tam beceremedim. Onu da size bırakacağım. Arşın... Arşın... Alemi şahadete... Ne gidireceğiz diyor. İtikat mı? Şahadete giydirdiği elbise çok acayip elbise esmaların hakikat meratipleri esmaların hakikat meratipleri bunlar hakikat şeyi okuyacağım sebebini meratipleri tip leri insandaki eylemsel hali izan dimandaki kalp. Yani vicdan mı diyeceğiz bunu? Vicdan. Tabii oradan. Çünkü mesela bak izah edeyim. Arş kalp arş kalp aynı. Şimdi dima bir bütünsel. Dima ile kalp arasında gidiş gelişler izanla yapılıyor. Yani koridor izan direkt şeye bağlı, vicdana bağlı. Vicdanı düşünün, vicdanı. Orada ne var? İrade var, his var, şey varsa. Dolayısıyla kalp o yolda. Hakikatler oradan çıkıyor. Hakikat, hakayık yaşayı sabit eden Esma-i İlahi'dir. Esma-i İlahi meratipleridir. Hani Esma-i İlahi. Esma-i İlahi'leri böyle bir şeye hayal gibi geliyor böyle. Tasavvur gibi geliyor. Hayır, kendileri kuvvettir. Aktiftir yani. Mesela his. Mesela his nasıl böyle insanın hayatını cehenneme veya cennete çeviriyor? Bu nedir his? Vicdanidir. Vicdandaki hislerin aktifliğidir. Hani işte esma bunun o hislerin de arkası. Yani eylemsel halde, eylemsel de göstermeye çalışıyorum, gayret ediyorum. Esma eylemdedir yani. Öyle bir anlayış değil mesela. His neyse esma böyle bir şey. Şimdi insanın arşın alem-i şehadete giydirdiği esmanın meratipleri hakikat meratipleri insanda izandır. İzan ile o şey kesbediliyor, varılabiliyor. Şimdi iltizama çok garibinize gidecek. En çok buna bir derece alışmışsınız. İltizam çok gariptir. Eylemsel hali çok garip ama doğru veya yanlışı bilmiyorum. Bunlardan epey eminim. Şuraya şeyi sokacağım. Kırmızı yapayım. Diyor ki hepsini eylemsel hali. Arş-ı Azam'ın alem-i şahadete doğru veya yanlış bilmiyorum. Şehadete giydirdiği libas farklı olsun. İlleti tammeler. Şey de yazayım. İtikadın. İnsandaki karşılığını da yazın. İltizam yazın. İlleti tahammü. İnsandaki karşılığı iltizam. İslam neydi? İtikad mı? Şimdi şöyle yapsam tahtası var ya. Şuraya sokacağım. Şuraya. Zaten kısadır. Şimdi size bırakıyorum. Bunu da söyle. Hasan abi şu illeti tammeyi bir çok kısa bir söyleyebilir misin? Tamam söyleyeceğim. Şuraya kimin giydirdiğini bilmiyorum. Zaruret. Alem-i şehadete. Vücut zaruret. Şehadete. Giydirdiği libas. Hususi dünyası kişinin hususi dünyası
insandaki karşılığı da itikat. Şimdi bunu beraber düşünün. Burayı bilmiyorum. Şu. Şuraya geçebiliriz arkadaşlar. Şu boşuna asmamışız. Şimdi burada uygulayalım. Bir tane bir şey kalıyor zaten. Yani Sokarsın. Şimdi Hasan abi diyecek ki ben söylemedim, siz söylediniz. Yok yani. Başka ne olacak ki yani? Dünyada yazınca insan aklı tahayyül tasavvura gidiyor. Yani kürseye gitti aklım. Ama o sureti her şeyin. Cem. Öyle bir bana yer söyleyeceksin ki her şey orada ama hiçbir şey orada muayyen değil. Mesela bak, itikat ne, ateistlik nedir? Demiştik ya bak, inkarcılık değildir. İnkarcılığına inanmaktır. İnkarcılığa inanmaktır. Önceden inkarcılığı kabul etmektir. Ne anlatırsan anlat, ben inkarına inanıyorum, inkara inanıyorum. O da bir inançtır. Yani ateistlik inkarcılık değildir. İnkarcılığa inanmaktır. O itikat ediyor ona. Mesela niye inkar ediyor? Delil bulamadığından değil. İnkara niyet ettiği için ne göstersen göster. En keskin delilim şudur. Koca fahri kainat aleyhissalatü vesselam Kur'an ahlakını yaşıyor. Fedakarlığın zirvesini yapıyor. Tamam. Ondan sonra mucize gösteriyor. Gözüyle görüyor mucizeyi, yağmur yağdırılıyor, ondan ıslanıyor, elinde su akıyor, testiyle su alıyor, gene iman etmiyor. Bu bize gösteriyor ki, inkar etmek, ateist olmak, iman edecek kadar delil bulamadığından olmadığı gibi, iman edenler, iman edecek kadar delil bulduğundan değildir. İnkar edenler, inkara iman ettikleri için, ne koyarsan koy önüne, çok salih, bedihi, delil, burhan, hüccetleri dahi koysan, onlar için imadır, remizdir, termihtir, anlamı yoktur. Ama iman edenlere, iman edenler, iman etmeye niyet ettikleri için, termih, iman, remzi, işari manalar da salih manaya dönüşür. Demek ki ateistlik, inkarcılık da bir inançtır. İnkara inanmaktır. İnandığı için, ne koyarsanız koyun diyor 538 sözlerde, insanın duyguları ve efkarları kainatta marifet-i envari, marifet-i ilahiye getirdikleri zaman duyguları, fikirleri içeride bir musaddık göremedikleri için abesiyet-i suretini alır. Anlamsızlaşır, hiçbir değeri kalmıyor. İçeri girdi mi ne göstersen göster. Ki Allah Resulü'ne şöyle demişti Ebu Cehil. Demiştir ki, ya Muhammed biliyor bu olayı. Sen diyor mesuliyetten korkuyorsun. İnandığım bir Allah var, inandığım bir ahiret var. Eğer senin söylediğin gibi Allah ve ahiret varsa, ben orada diyeceğim ki Muhammed bana tebliğ etti, bu mesul değildir. Bırak yakamı, bir daha arkama gelme. Bana tebliğ etme, ben iman etmeyeceğim diyor. Ne anlatırsan anlat, ne gösterirsen göster, ben iman etmeyeceğim sana diyor. Onun için cahillerin babası demiş. Yoksa Ebu Cehil'in ismi Ömer'in Hişam'dır. Hatta bu Ömer bizim de Ömer'dir, Hazreti Ömer. Bu Ömer-i Lişan'dır. Niye bu unvanla anılmış? Cahillerin babası. Çok mucizeleri gördüğü için bunları yok saymış. Cahillerin babası anlamına gelen Ebu Cehil. Ha, şimdi ben ne için söylüyorum? Bir insan bir şeye inanıyorsa artık o gözle baktığından dolayı onlar ya anlamsızlaşıyor, ya ufak bir kıvılcım bile salih derecesine geliyor. İşte burada neyi oluşturmaya çalışıyoruz? İnsanın bir şerden, şerlerle doluluktan insanlık makamına gelirse, bu sefer en ufak şey imanına kuvvet veriyor. Sahabe öyleydi, ışıklandırdı hemen. Evet. Şimdi gelelim şeye. Arkadaşlar, bu insanın serüveni. Mesela Allah'ta insan benim bir sırrımdır, ben de insanın sırrı insani var. Biz. Adeta tövbe haşa. Olmayan ben, o sırrı insanını Allah yanına aldı beni. Dedi ki, ey Hasan olmayan sen, böyle tövbe yani anlamak için
oturttu böyle. Kainatın ve insanın ve beşeriyetimin. Üç tane şahsiyet var ya. Beşeriyet, ubudiyet, bir de vazifedarlığı. Bir beşeriyetimiz var, bir insanlığımız var, bir de sırrı insanlığımız var. Sırrı insan mutlak ve muhittir. Muayyen hiçbir zaman olamayacaktır. Çünkü sırrı insan sırrı ilahidir. Tamam. O oturttu yanına, ey sırrı insani, benim sırrım, insan hakkındaki sırrım. Şimdi ben bu kainatın ve senin sürecinin yaratılmasına sen de şahit ol. Boşluğu dolduruyorsun. Sen de şahit ol. Kimin yaratılmasına? Senin yaratılmana sen şahit ol. Kendi yaratılmasına kendisi şahit olacak tek mahluk ne melek var ne cin var. İnsandır. İmkanlaşıyor meleklerden de. Yaratılmamış ki yaratılmışa şahit oluyor. Olsun, evet. Yaratılmamış. Yani oturttu dedik ya. Yaratılmamış, yaratılmamış ha. Varlıkta değil diyeceğiz tabii. Tabii haşa. Haşa. Sır insanı yani. Allah benim sırrımdır diyor. Benim sırrım. Tabii. Buna şahit olurken kendi sürecini kendisi seyrediyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? En dipte bütün kainatı, zıtları, camül ezdat, beşer. Cemül cem, insan. Bak, camül ezdat, zıtların cemi olan tarafımız, beşeriyetimizdir. Camül ezdattan sıyrılıyoruz, cemül cem oluyoruz. Zıtlardan sıyrılıp, 18 bin alem, alemimizde dürülüyor. Bu insan. Nerede anlatır? 11. hakikat, 10. sözde. Bab-ı insaniyet. İsmi Hakk'ın cilesidir. Orada 11 tane sıfat anlatıyor Osman. Peki insan tarifi 218 şualarda. Ve insan penceresinde. İnsan gene hep 3 cihet aynadardır diyor. Bir, ad, fark, noksan ile aynadarlığı. İkinci aynadarlı, cüz-i ilmi iradesi kudretiyle aynadarlı. Üçüncüsü, esma-i ilahiye aynadarlıkla göstermesiyle. Kulazı bir Rabbinaz, ad, fark, noksan ile Allah'a aynadarlık oluyor. Melikinaz, malik mülkleriyle, malik oldukları ile melikinaz, malikiyetlerimizle cüz-i ilim, irade vesaire ilmimizle aynadan. İlahinaz, içinde esmalar dolu. Mesela ehadiyetin içinde esma yoktur. Esmayı koyduğun zaman ilah olur. İçinde esma konulamayan zat-ı esma. Ama Allah öyle değil. Asma bütün, Allah bütün isimlere camidir. Ehad öyle değil. Kulu Allah ehad. Füllehü küfüven ehad. İçinde esma yok. Yani ne demek yok? Yok ehad. Yani içine esmalar koyarsan bütün bir sürü kerim, latif, alem bir sürü esmalar ilaha dönüşür. Biz olur. Melikinaz ilahinaz olur. Biz olur. Biz olur. Ben. Ha. Hmm. Ehad ben. Evet. İlah ise biz. Esmaların bütünlüğü. Koyduğun anda ehad, ehadlıktan çıkar. Ha? Konulamaz ona içine. Ha? Şimdi bu alemi koyduk mu abiler? Şimdi bu alemi 18 bin alemi insanla cam olacak. Şimdi abi levh-i mahfuzdan sonra dima boyut değiştirmesi gerekmiyor mu? Devamlı. Dima ama yok yani aşağıdan ve onun daha doğrusu levh-i mahfuzdan sonra dima'nın olmaması lazım. Levh-i mahfuzda dima olmaması derken mesela çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdekte ağaç yok olmuyor. Ama sihatinde levh-i mahfuzu geçtikten sonra dima yok zaten. İmam Rabbani de öyle diyor. Nefi mahfuzu geçtikten sonra diyor, kelam buradaydı diyor. Mesela aşağı zaman girdi, hala konuşuyorsa, ben aşağı zamandayım, olmadığına delildir konuşması. Tabii ki süreç, ama girmeyelim ona. Yo, onu şunu diyorum ama iltizam ve itikat biraz oturmadı gibi yani. Oraya geleceğim şimdi. Nasıl itikatta oturmadı? Şu mu? Aşağı zam, alem-i şehadette. Şu mu? Evet. Ha, bak şimdi, bak şimdi. İlleti tamih ne olduğunu bilmediğimiz için öyle diyoruz. İlleti tamim bir bakalım.
Şimdi sırayla gideyim. Şuradan başlamıştık. Alemi, şimdi bu insanda dima giydirilecek. Aynı zamanda bu alem kalbe giydirilecek. Tamam mı? Aynı zamanda bu alemler nasıl vicdana giydirilecek. Aynı bu şey ters yapacağız, oraya giyeceğiz. Ruha giydirilecek. Yani... Mesela dimada da şu serbest bölgede 7 tane meratip olması lazım. Çünkü 7 mertebenin sureti burada. Sonra hep düşünüyordum 4'tü. İşte bu hafta sizin yazmadığınız bir şey ekledim. Buldum böyle. Menfi veya müsbeti. 7. Bak 7. Nazar, büyür, büyü, sihir, beddua, ahınmak, lanet okumak. Tamam. Yani dima mesela, lanet çok acayiptir. Kur'an'da lanet olası diyor. Allah da okuyor. Öçtü de biçti diyor. Hör lanet olası diyor. Nasıl da öçtü de biçti diyor. Aynı sürede 2 defa söylüyor. Peki müsbeti nedir? Aldığı dualar, amel defterinin kapanmaması için yapılanlar. Aynı zamanda nazar. Müsbet nazar. Bir nazar, nazar ederdi Allah Resulü. Bir bedeviyi bir şey dönüştürüyor diyor. Ama onlar şey değil mi? Ya onu yapan Müslüman cinler, yani biz orada kişi olarak yapmışız. Yok, Müslüman cinlerin yani kendi aletlerini bize yapıyor mesela. Müslüman cinler ne yapar? Müslüman cinler teknolojide de yardım eder. Kendi şeylerinde de, kendi alemlerinde de malzeme verir. Tamam mı? Ondan sonra kendi Peygamberimiz Aleyhisselam'dan önce peygamberleri gelmiş. Öyle ustada soruyorlar ya, cinlerden de peygamber gelmiş mi diye, ne güzel demiş. Fahri aleyhissalatü vesselam'dan sonra bir peygamber gelmemiş. Burada niye anlatmıyor? Yani ondan önce gelmiş yani. İşte mesela beddua almak, nazar almak, insanın cinlerle alakası yok. Yani mesela nazar ediyor sana, gözden akıtıyor. Mesela asabisin, gerginsin diyoruz ya araba kullanırken, yüzüne bakma adamların. Çünkü göz insanın akmasını yapar mesela. Kalbin penceresidir diye lanet okumak. Yani cinle alakası yok mesela. Lanet alıyorsun, ağlıyorsun, yetim alınıyorsun. Buraya giriyor. Mesela çok uğraşmıştım ya. Ya arkadaş Allah aşkına. Hizb-ül Kur'an okuyor. Bak şimdi. Doktorumlara da söyleyeceğim sağ olun. Hizb-ül Kur'an okuyor. Risale okuyor. Derslere gidiyor. Derslere gidiyor, düzelmiyor, doktora gidiyor, ilaçla kullanıyor, gene düzelmiyor. Ya bu neyin ya? Ben de kaldım böyle. Ulan bu neyin? Senin sana da geldi, ilacı da kullanıyor kardeşim. Öteki tarafta ötekisi de yapıyor. Kur'an okuyor, Hizb-ül Kur'an okuyor, derslere gidiyor. Temiz adam. Niye düzelmiyor? Ha, Allah Allah. Baktık mesela. Seçerek gireyim de, kısas var biliyor musunuz? Kısas, Kur'an'da. Bak, elini kestin, elin kesilecek. Gözü mü çıkarttın, gözün çıkacak. Hayatına mı vesile oldun, yok olmasına? Hayatın yok olmayacaksa da, hayatı yaşayamayacaksın. Kürtaj yapmak. Ha? Yani adam, ne demek... Kitap okuyor, derse gidiyor. Dershaneler çıkmıyor. Tamam, hormon bozukluğu var. Doktoruma da gönderiyoruz. Doktor da ilaç veriyor. İlaçları da kullanıyor. Niye düzelmiyor? Hayatı katlettin. Hayatın katledilecek. Veya lanet aldın. Ah aldın. Onları temizlemedikçe, hakkını helal ettirmedikçe... İster ilaç kullan, ister Hizb-ül Kur'an oku. Olmuyor çünkü hak başka. Hizb-ül Kur'an feyizdir, ilaç hormonsaldır ama lanet bunların dışındadır. Burada ben şunu demek istedim. Onu izah onun için yapacağız. Orada şöyle, biz oradaki gruplara mesela şeytan yazdık. Kafir cinler, elba abiseler. Ama neler yaptığı başka bir mevzu. Hangi grup şeyler buraya müdahale ediyor yazdık. Ha. Edenler olarak yazdık. Buraya bu da edenler, bu da edenler. Ediyor da neyle ediyor? Bu başka bir şey. Evet. Vesvese atıyor, vehim atıyor, şey atıyor ama
Yani nazar ediyor, büyü yapıyor, sihir yapıyor, spiritizma yapıyor. Kim? Şeytan da yapıyor, Ervahabise de yapıyor. Hani o sanki onların yöntemleri gibi. Ayrı bir yapan bir grup değil yani. Onlar yöntem. Ne var içinde? Zengin. Sihir, büyü, beddua mesela. Adam işte beddua ediyor mesela. Bak şimdi, senin dediğin doğru olan taraf var. Şimdi mesela sihir veya büyü ne kullanılıyor? Cinler kullanılıyor. Hı. Annesinin ismini, onun ismini alıyorsun. Sihir, büyü de cin kullanılır. Evet. Fakat lanet cinlerle alakası yok ki. Ah almak. Ah alıyorsun. Mesela o ne oluyor? Çok kendi şahs manevisi gibi oluyor o etki eden. Öyle mi? Yani ben... Şey olarak oluyor, evet, o zaman onu alacak. Bir sürü şey de... Yok, yedi taneyi ben dedim. Yedi mertebenin suretini düşünüyordum. Yani dört tane, beş tane, bu yedi tane olması lazım Kur'an'a. Yedi tane sistemi ama silinebilir başka bir şey. Yok, ama ben burada o yok demiyorum da. He, bu içinde grup içeriği. Yani grup mantık olarak. Anladım. İçerisi cinin mesela dedik ya, lef-i mahfuz'a sırf akıl yok. Yani cinler mesela sihir ve büyü yapabiliyor. Ama nazar mesela cinlerle alakası yok. Mesela ustadın talebeleri ustada bakarken baktırmıyordu. Nazar bana dokunuyor. Yani cini mi vardı? Nazar cin değil ki. Mesela Ustad Hazretleri talebesine diyor ki, bana bakmayın zira nazar bana dokunur. Ne mesela, annenin cini mi var? Mesela çocuğa nazar yapabiliyor. Nedir o? Gözden çıkan şua. Gözden çıkan şua maşallah demese o bozulur. Direkt sanki lazer gibi ki koparıyor. Hele bir kadın uyurken bir bebeğine en masum hali, zaten çocuk masum, bir de yatmışsa, hepten masum. Maşallah demese, yani çok sıkıntı yani. Göz, anne babanın da gözü oluyor. Ya kimseyi göstermedik ama çocuk şöyle ikide bir ağlıyor. Sabahlara kadar karnı tok. Altı da temiz. İkide bir niye ağlıyor? Yani biz o zaman maddede bir sorun yok. Tamam, doktora götürsün, bir şey yok. Gazı da tamam. Seninle alakalı ama bir şey yok. Yani, okuyorsun. Ancak okuma, işte bu, baktım o nazar var ya mesela, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan gibi şeyler oldu da Osman, bu nasıl varıldı. Mesela hutbede biz çıkıyoruz, hutbeye çıkınca, اِنَّا سَلَا كَلَامَا بْلَا نِزَامْ كَلَامُ اللّٰهِ مَلِكِ نَزِينَ اللّٰهِ Oradan ondan sonra bir oturuyoruz ya, oturuyoruz, hutbede oturuyoruz, ondan sonra kalkıyoruz, elhamdülillah. Elhamdülillah, hamden kamilin ve salatın selamu ala Resulü'nü ilahi. Onu o oturmada Yahudi Allah Resulü'nü öldürmek için camiye geliyor, mescide geliyor. Ne yapıyor? Gözü acayip, çok şu an. Böyle kapıdan girince, Resulullah bu ya. Resulullah olunca. Ondan sonra ona tam böyle gözüyle öldürecek şu an. Cebrail Aleyhisselam bastırıyor. Bastırınca püş diye lazer üstünden geçiyor. Sonra o ilk. İlk nazar, sonra olmuyor. İlk. Onun için bazıları bidattır, nazar boncuğu şudur falan şey diyorlar. Ondan yardım istiyorsun. Allah Resulü der, kafirden mi kaçtı? Allah'ın bir adetinden başka bir adetine geçti. Aylat-ı tekbiniyeden evamir-i tekbiniye geçti. Şua mesela. Allah Resulü'ne sihir bu tesir eder mi? Eder kardeş, etti. 19. mektupta yazmıyor mu? Rahatsızlandı diyor. Ya Ali diyor, falan kuyuya bir Yahudi diyor kadını tarağa saçlar sararak bir şeyler yaptı diyor. Gidi suyu boşalttılar, o tarağı çıkarttılar. Getirdiler o tarağı, saçıyla yapmış. Açlıkça ferah buluyordu. Ve Felek Nas suresini nuzul etti. Peki Allah'ın bir adetini başka bir adetiyle. Ondan sonra peki göz geliyor. Ama ilk o şu an. Sonra Cebrail Aleyhisselam bastırıyor, sonra kalkıyor, ondan sonra şey okuyor. Elhamd diyor. Elhamdülillahi hamden diye devam ediyor. Şimdi ne diyorum? Cin değil bu. Çünkü Müslüman'da sahabe mesela ve ustadın talebesi, cin mi var ki? Bana dokunuyordu. Göz şuhat yayıyor. Herkesin yaydığı gibi. Aynı bir kategori diye düşündüm. İspat etmeye çalışmıyorum da. Hatırıma geliyor. Ama bunun içerisinde büyü, sihir, cinlerle alakalıdır. Mesela başka bir tanesini size söyleyeyim, başıma geçeni. Yani hayatımdan kesitler yaşanmış olarak şey yapıyorum, kitabı değil.
Bu şahit benim Augsburg'da, kardeş şahit orada, ismini vermeyeyim. Alman bir kadın Müslüman olmuş. Bu kadın biyoenerjici, doktor. İle ilmini yapmak yetmiyor bir enerji. Bayağı enerji işte yapıyor böyle. Enerji yüklüyor, enerji alıyor. İki şey yaparlar. Menfi alır, müsbeti yükler gibi. Biyoenerji, ben size söylüyorum. Biyoenerjiciler kim? Benim işim burada, tevazu yapmayacağım. Benim işim bu. Kim bu? Cinler yapıyor. Cinler yapıyor. Cinlerin savaşıdır. Bunun cini var. Onun sıkıntısı var. Nasıl var? Onunla cini olması şart değil. Cini olabilir, ervah habisesi olabilir. Ervah habisi nedir? İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden. Tamam. Şimdi ne yapıyor? Biyoenerjici demek. Öyle ilimli olmaz o. Hani şey yapıyor ya böyle. Hakikaten sana yüklüyor ve alıyor. Bu nedir o? Cini kullanıyor. Peki ben size kesitimi söyleyeyim. Bir vesileyle 2004'tü. O zaman böyle çaylattık bu işleri ama şimdi zerresiyle işimiz yok. Ama ilmi var. Ben de anlatıyorum. Bir vesile şey yaptık. Ona bir vesileyle imamlık yaparken okumuştuk o zaman. Yani getirmişlerdi böyle. Müslüman oldu. Yani bunu tekrar kafir, yani Müslüman olunca rahatsız oldu. Rahatsız olunca kafir olma ihtimali var. Tekrar Hristiyan olacak. Yani Müslüman olunca ben bu sıkıntı oldu diyor. Müslüman olunca bir enerjim gitti diyor. Ben diyor Hristiyanken iyiydim, huzur, mutluydum. Hem enerjim vardı, para kazanıyordum. Ne başıma geldiyse İslamiyet'ten sonra oldu diyor. Meseleyi anladım tabii ben. Kim yapıyor? Ondan sonra kafir cinler yapıyor, sıkıyor bunu. Sıkıntı veriyor. Hristiyan'a dönünce rahatlıyor. Döneyim mi deyince rahatlıyor. Ondan sonra ben ta İslami imanı için meşgul oldum bununla. Sonra Allah'ın izniyle onun fakat o tesirini, evet huzur geldi, düzeldi namaz ama tamam da diyor ben şimdi diyor niye yapamıyorum, onlar cinler yapıyordu. Kafir cinler yapıyordu. Kafir incelik olunca bir enerji kalmadı. Peki Müslüman cinler, bu işleri bulaşmayacaksın kardeşim. Adet olan böyle bir enerji gibi böyle bir şey yok Resulullah'ın hayatında. Bir tıp vardır. Otlarla ve ilaçlarla tedavi. Mesela hacamat için Allah Resulü söylüyor. Vesaire. Bir de Kur'an için tedavidir diyor. Baş ağrısı, şiddetli bir kafirin başı ağrıyordu. Çok teşekkür. Kafileye giderken Şam'a, Halid bin Velid'in kafilesinde o köy bunu şey yapmadı vesaire. Uzun olur. Ne yapmış? Bunu da belki lazım olur diye söyleyeyim. Köye konaklar saydı, konaklama fırsatı olsa ilk köylüler, kervan gidiyor ya. O sayı kervan onlara bir şey veriyor. Erzak veriyor. Yapmayınca bunlar, misafir etmeyince o köy akşam konaklama bir kenarda konakladılar. Kafir köyüydü. Bu Müslümanlara geliyor. Diyor ki aranızda diyor çaresi tabipli olan var mı diyor. Bizim reisimizin başı ağrıyor. O köyde bunları konaklattırmamış. Ama böyle bir şey var. Hastalık. Ondan sonra Halid bin Velid mi olsa gerek büyük ihtimalle diyor ki var diyor. Bu işin çaresini bilen vardır diyor. Ondan sonra okumanın para şeyinde bunu gösteriyorlar. Sonra gidiyor, onu okuyor. Ondan sonra okuyor, düzeliyor hemen. 7 tane keçi veriyorlar buna ücret olarak, alıyor. Sonra bunu yemiyor, haram mı helal mı bilmiyoruz. Sonra işte Şam'a gidiyorlar, ticaret yapıyorlar, hiç satmıyor keçileri de getiriyor. Resulullah soruyor. Allah Resulü diyor ki bir tanesini de Ezvaç-ı Tahiratıma verdi. Ne okudun ya Halid dedi ki düzeldi. 7 tane Fatiha okudum ya Resulullah. Nereden biliyordun bu kadar tesir? 7 Fatiha'nın okunmasını diye. Kalbime geldi dedi. O zaman hüküm çıktı. Kur'an iki şekilde okunmuş. İbadet niyetiyle bir de tedavi niyetiyle. Tedavi niyetiyle okunursa alınır. Niçin alınır? Der ki alimler. Eğer bu ehli ise bu işi yaparken almazsa çoluk çocuğunun kendi iaşesini kim nasıl geçindirecek? Bu sefer cemiyet hayatına düşecek para kazanmak iaşe için. Bu sefer bu sahadaki ümmetin ihtiyacını kimse gideremez. Bu ücret almak değildir. Onun iaşesi, ailesinin iaşesini ümmet deruhte etti anlamına geliyor. Ki nailler olmasın. Çünkü bu da bir tedavi. Doktorluk neyse bu da doktorluktur. Hem de doktorun daha zorunu. Onun için şey yapmışlar.
Peki o nazar boncuğu işte bu göz işte dediğim şey nedir o? Ondan bir medet beklemiyorsun der. Fetevain diye, fetevain diyenin T maddesi, T, tedavi maddesine der ki boncuk olsun, tarlalardaki karga şeylerin bunlar diyor, onlardan medet bulmamak değil. Tarlaya astığın şeyle adamı kovalıyor ama karga koca. İşte göz boncukları vesaire, evler bir şeyle asmak, bunlar şirk değil der. Nerede diyor? Fetevain diye T maddesinin tedavide bunlar diyor. Gözdeki çıkan şuanın üzerine alıyor. Tak diye. Onun için hutbede Resulullah çökerttiği zaman sonra kalkıyor. Bu anlamı ne yapmış adamın gözü? Geldi o tahtayı delmiş. O sünnette olsun diye hutbede hutbedeki minber var ya minberin hocanın okuduğu yerin arkasına böyle bir şey var. Kafa sarı ki. Orası deliklidir Osman. Delik onu anlatıyor. Adamın gözü geldi burayı deldi diye. O zaman delmişti. Peki Allah Resulü niye kaçtı? Kaçmadı. Allah'ın bir adet bir adetinden başka bir adetine. Bir esmanın mertebesine, diğer esmanın tahakkukuna vesile oldu. Adet-i ilahiye. Bunlar cereyan ediyor. Savaşlar devam ediyor. Hak batıl her sahada devam ediyor. Yani nedir o? Göz şu ana yön değiştirmek. Yani çocuğa baktığı zaman boncuğa hemen gözünden çıkıyor. Hani ben onlara diyorum boncuktan boncuk onu kar beklemiyor. Kardeşim diyorum boncuğa karşı olan şirk diye ne diyorum ki? Göze inanıyor musun göz şu anda çıkanı? İnanıyorum. Göz haktır. Peki o gözün nasıl kanalize edeceksin o enerjiyi? Ha, bu şekilde. Neyse bu buradan tamam, açıldı tamam. Ama şu ikisi silinebilir. Büyü sihir. İllet tahmini şey yapacak. Ha, tamam. Tahmin bunu tamam, da ben ihtiyaca binaen demek ki Allah şey yaptırdı. Şimdi gelelim mevzumuza. Alemi misali. Beraber orayı çok konuştuk. Geçiyorum. Lef-i mahfuzun doğru ve yanlış konuşuyoruz yani. Daha taakkul okuyorum. Daha şey akıl okuyorum. Daha bitirmedik yani. Bitirip de ahkam olarak demiyoruz. Bunu değiştirmiştik. Evet. O da şimdi lef-i mahfuz tek bir şey değildir. Lef-i mahfuz bir karşılığı bizde dimağdır. Dimağda bir sürü izan da var. Sırf akıl yok ki. Tamam mı? Şimdi o zaman lef-i mahfuzun kategorisi şöyle olabilirdi. Lef-i mahfuzun bir ok iki ok gafur ne diye gibi. Neyse iki tanesi ayrı yazdık. Alem-i şehadeti giydirdi bizim dışımızda. Bizim dışımızdadır. Elma armut ayettir. Ve min hayatına diyor. Bu ayat-ı tekviniyeler var. Elma armut ayat-ı tekviniyedir. Unutmayın. Onların bizdeki karşılığı kanuniyetleri bizde ya taakkuldur. Bu ilim değildir daha. Bizde ne zaman ayat-ı tekviniye ilim olur? Tahayyülde ve tasavvurun içinde olan hakaiki nisbiyeler, hakaiki hakikiyeler, vaydi kıyasiler, emri itibar, emri nisbilerden geçip aklın imdiklerinden mevcudatı kullanarak geçerse tasdik denilen bir ilim var. İlim nedir? Tasdiktir. Aklın üst verisidir. O zaman mevcudatı tefekkür ederken akıl, hayat-ı tekviniyeleri tefekkür ediyor. Bunları kullanarak şu ikisini. Sonra peki hayat-ı tekviniyi tefekkür edince hayat-ı tekviniyin bizdeki yazılımı neydi? Evamiri tekviniye. Mevcudatın bir kuvve bize karşılığı evamiri tekviniye. Mevcudat bizim açılımımız olunca bir fiil olduğu için Erdinç, burada mıyız abi? Buradayız abi. Evet tamam. Hayat-ı tekviniyedir. Mevcuda bizim dışımızda. İnsanın karşılığını ne kadar uyanırsa evamiri tekvinimiz. O da ilimdir. Tasdik. Yani şimdilik tabii. Daha şey bulana kadar, daha ileri bakışımız bulana kadar bu. Sonra gelelim şuraya. Kalp ve arş aynıydı. Kabe'yi de söylüyor Allah Resulü. Kabe, kalp, arş aynı. Bizim meselemiz şimdi Kabe değil. Kalple arş. Arş neydi? Arş esmaların perdesiz tecelli ettiği alemdir. Şurası esmaların bir fiil yani şeysiz, mertebesiz tecelli ettiği alemdir. Arş. Perdesiz. Perdesiz. Yani bütün meratipleriyle tecelli etti.
Onun karşılığı bizde şey, kalp. Kalp de bizde içinde bir sürü şeyler var. Bir tanesi de en mühimi latife-i insaniye var. Tamam. Şimdi Esma-i İlahiye neydi? Esma-i İlahiye hakikattır. Hakaiki Esma-i Hakaiki eşya. Hakaiki eşya olsun. Hakaiki sabitatın Esma-i İlahiye olduğunu. Hakaiki eşya. O zaman kalp nedir? Arşın bizdeki karşılığı olunca Esma'nın perdesiz tecelli ettiği yer kalptir. O zaman alemi, arşın alemi şehadete giydirdiği esmaların hakikat meratiplerinin bizdeki aktif hali izandır. Şunu şuradan tefrik edeyim de şey olmasın. Onu şöyle bir tablo yapabiliriz isterseniz abi. Nasıl? Yani tek daha böyle alt alta. Al, tam arkaya markayı yapacağım ama bir daha yazmam lazım. Başka zaman. Ha, tamam. Yani alt alta şey ben sığdırırım zannetmiştim ama bu biraz şeyimizi bozdu. Fazla oldu. Buraya da yazmak işime gelmedi bunların devamı. Ama olsun dedik. Artık anlarız böyle sırayı biliyoruz. Şimdi izanı anlattık abi. İzan. Sonra illet-i tam nedir? İllet-i tam ilk önce anlatayım. Kader Risalesi'nde anlatıyor. Bir şey illet-i tam, mesela diyelim ki çekirdekteki ağaç. Çekirdekteki ağaç evamiri tekviniyedir. Evamiri tekvini neydi içerisinde? Dört tane sıfat var. İyim, ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Yani kainatın bir kuvvet karşılığı. Eğer bu programa illet-i tame, yani vücuda gelmesi için bütün şartlar tahakkuk ederse, bu şartların tahakkukunun bütünlüğüne illet-i tame denilir. Onu ilmi olarak anlatacağım Risale'deki. Yani bir daha, mesela çekirdekteki ağaç, illet-i tame olmadan hayat-ı tekviniye dönüşemez. Elma ağacı olamaz çekirdek. Nedir o? Çekirdek ağaç olabilmesi için bir, güneş lazım. İki, 23. sözde söylüyor. İmanın ziyasıyla, bizdeki karşılığı. İslamiyet suyuyla. Bir demek ki güneş lazım. Su lazım. Ubudiyet toprağı altına. Toprak lazım. Evet, değil mi? Elementler. Evamir Kur'an'ı intisal, yani ona uygulanacak yöntemler, kış mı gömeceksin, yaz mı gömeceksin, ne kadar gömeceksin? Demek ki çekirdekteki ağacın evamiri tekviniyenin hayat-ı tekviniyeye, yani ağaca dönüşmesi için bir yukarıdan aşağıya güneş, in aşağıya su, in aşağıya toprak, in aşağıya muamele. Ona ne diyor? Ustad da bir çekirdeğe benzer diyor. İmanın ziyası ile, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evami Kur'an'a intisal ederse neşinema bulur diyor. Tamam. İllet-i tam nedir o zaman? Bir kuvvet çekirdekteki programın bir fiile dönüşmüş şartların bütünselliği. İlmi kelamda illet-i tam ne demektir lugatta? Dört tanedir. Risale-i Nur'da illet-i tam üçtür. Lugatta dörttür. Lugatta ilmi kelamcılar, Risale'de ustadın şeyi. İlmi kelamcıları söylüyorum, illet-i tam, yani çekirdekteki program ağaç olması için ille-i failiye, yani Allah'ın var olması, yani onu yapacak zatın varlığı. Ondan sonra o zatın ille-i gayesi, gayesi olması lazım. Yani çekirdeğin ağaç olabilmesi için bir, fail olması lazım, failin gayesi olması lazım. Bir de o failin o şeyde o ne olacaksa sureti olması lazım. Bir de onu yapması için maddi olması lazım. İlle-i gaye, ille-i gaye, sonra ille-i failiye. Yani bak, ille-i failiye, fail. Gayesi olacak, ille-i failiye, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Ben illesini siliyorum. Failin olması, failin gayesi olması, o şeyin suretinin bilinmesi,
ve o şeyi yapmak için maddesinin olması. Bu dördü bir araya gelirse o kaçınılmaz. İstesen de o vücuda gelecektir. İrade yok olur. İlleti tamir bir şeye tahakkuk etti mi ihtiyar ve irade kalmaz. Yapıldıktan sonra bir daha geri dönemez. Mesela bakın şunu bana koydum. Olmuş mu? İlleti tamir olduğu için olmuştur. Bunun olmadığını kabul edebilir misiniz? Yapamazsınız. Ha, illeti tame taluk ederse geri dönüş yok. Vacip oluyor. Vacip oluyor. Şimdi Risale-i Nur'daki illeti tameyi konuşuyorum. Sonra bulduruyor. Lüzum, vücub, zaruret. Yani bunları tek tek. Bir, zatın olması. Vücub. He, zatın olması. Ondan sonra bu zatın esma ve sıfatlarının mukteziyatları, dahi ve mukteziyatları vardı ya, şey Osman, dahi ve mukteziyatları. Sonra bunların eylemsel hali için bu esma ve sıfatın aktifliği. Yani sırası ne var? Lüzum, zaruret, vücub, Allah'ın varlığı oluyor değil mi abi? Evet. Zaruret? Yani zaruret mesela diyelim ki esma bunları iktiza ediyor. Esma yani zatın varlığı, sonra esma ve sıfatın mukteziyatları, sonra bunların vücudu haricileri noktasındaki şeyleri, bir tanesi şey zatı, zata bakar, bir tanesi sıfata, bir tanesi esmaya bakar. Bunlar iktiza ediyor. Mesela güneş, güneş ışık vermeyi, yani lüzumu var yani, şeyi yok. Mesela güneş ihtiyacından ışık vermez. Işık verdiği için güneştir. Mesela Allah niye halk ediyor? Halik olduğu için. Yani peki niye Allah halik? Niye güneş ışık veriyor? O zaman güneş ışık vermemiş kabul ederseniz güneş küre olur. Ona güneş deme. O zaman halk etme sıfatı yoksa Allah denmez. Halk ettiği için Allah. Mesela bu şeye de kalk ettiklerinden de şeye de bakıyor gibi ikisi de kudret, kuvvet, kuvvet, kuvvet. Üç, yani ona gelecektim Allah razı olsun. Allah'ın bu kainattaki ne, zatıyla midir, neyledir? Şimdi ona geliyorum. Hangi isimlerle? İrade, kudret. Hem üç tane şey. Lüzum, vücub, zaruret bu işte. Allah'ın bak iradesinin, kudretinin, ilminin olması. İlleti tamir üçtür. İlleti tamir lüzum, vücub, zaruret ya. Evet. Allah zatiyle insandadır, sıfatlarıyla kainattadır. Kainatta hangi sıfatlarıyla var? Allah zatiyle yok. Allah ilim, irade, kudretiyle kainattadır. Dersin başında dedik abi işte bu tecerrütü oluyor Cenab-ı Allah'ın. Ha Allah tecerrüt. Işte... Şimdi bu illeti tamiri anlatıyorum. Arş-ı Azam nedir? Arş-ı Azam, cevherlerin ve ruhların olduğu yerdir. Yani ilim, irade, kudretin azami derecede tecelli ki en azami şeyi yaratmış. En zor, en büyük. Her şeyi cem etmiş. Nedir o? Ruh. Ruhu yaratmış. Peki sana bir şey sorabilir mi? Bu ilim, irade, kudreti... Ama daha bildiğim şey, şimdilik, şimdilik. Okuyunca, daha akıl okuyunca daha neler çıkacak? Unutmama. Hepinizin söylüyorum, illeti tamir neydi? Şeyde, kader risalesinde lüzum, vücub, zaruret. Üç tane. Allah zatıyla insanda, sıfatlarıyla, ilim, irade, kudretiyle, ilmi, kelamlı şey, kainatta. Bu üç tane sıfat, üç tane illeti tamirin şeyine bakıyor, vasfına bakıyor. Lüzum, vücub, zaruret. İlim, irade, kudret. Kainatta Allah inerde kudretiyle lüzum, vücub, zaruret yani diyorsunuz. Peki kelam da bunların hepsini cem ediyor. Ha, kelam cem eder. Kelam cem ediyoruz o zaman insan da zaten kelamın şeyi, mümessili. Evet. O zaman bu insan neyle olmuş oluyor burada? İlim, irade, kudretin arkasında oluyor yani. Yani o mesela diyelim ki ilim, irade, kudret. Peki kelam insanda? Yani şey işte kudret. Ruh mu oluyor? Kuvvet. Şimdi şey yapmayayım, dağıtmayayım. Zaten şeyde biraz dağıttım gibi geliyor ama niçin yaptım onu da bilmiyorum. O sihir anlattım ya biraz. 5 dakika niye konumuz değildi ama niye o şey yaptım? Çünkü onu bilmiyorum neye girdim ama
toplumda çok ciddi bir yaralanma çok, var ve çok, istismar çok, var. Çok. Aldatılmalar var, tamam mı? İşi bilmeyenler var, hemen gittiğin zaman hemen sana göz diyor, buyu diyor. E sen şimdi bir hayata resil oldun, yok ettin kürtajla, yok ettin. Yani hekimazlık başka. Mesela adam kesmek haramdır. Adam kesmek. Ama doktor kesmesi haramdır. Adam hasta. Mesela neye benziyor? Su hayata sebeptir. Ama su adamı da boğar. Çok insan suda boğuluyor. Yani ve bu arada hayatın içerisinde bazı kesikleri de yeri gelmişti anlatıyorum ki. Yani istismar olmasın benim Müslümanım. Okunacak dua istiyorsan hoca, Hizbul Kur'an. Sana akıl istiyorsan birisi akıl versin. Asay Musa. Niçin sihir büyüleri iptal edebiliyor Asay Musa? Öyle illa okuyup da bereketlenmek, feyiz almak için değil. Asay Musa aklı yapılandırıyor. Cin ve şeytan serbest bölgeye müdahale ettiği için Asay Musa serbest bölgeyi tamir ediyor. Onun için sihir büyüleri iptal edebiliyor. Sihir büyü serbest bölgeye müdahale ediliyor. Ne yapayım bunu demesem? Bunu bilen yok. Asay Musa 754-756 diyor ya şu alarda. Sihir ve büyüleri iptal edebilir. Lan ne diyor ya? Okuyunca mı belirken? Ulan Kur'an okuyoruz olmuyor der Risale-i Nur Haşa. Ayet midir ki okuyunca düzelecek? Asay Musa ne yapıyor sihir ve büyüleri? Sihir ve büyü serbest bölgeyi bloke ediyor. Asay Musa serbest bölgedeki tahayyül ve tasavvurumuzu, aklımızın şu sistemi bize tanımlıyor ve oranın hakimiyetini, ihatamızı bizim elimize veriyor. Ha bu budur, bu da budur. Ha buymuş ya. Ha işte. Şimdi illeti tahmin neymiş? Arş-ı Azam'ın alemi şehadete giydirdiği illeti tahmin, yani açmıyor, açayım. Lüzum vücub zalet, yani ilim, irade, kudret. Bizdeki karşılığı dimadaki mertebede iltizam, fiili iltizam. Şimdi gelelim. Hasan abi ben müdahale edeceğim. Elde abi müdahale ediyorum. Tabii alıştık biz de. Evet abi. Şimdi bakın Hasan abi. Bir bardak su Emre. Şimdi Hasan abi. Şimdi şurada diyorsunuz ya. Alem-i şehadete giydirdiği, alem-i şehadete giydirdiği. Şimdi ben de burada başka bir şey düşünüyorum Hasan abi. Şimdi alem-i şehadette insan var mı abi? Var. Beşer var mı? Var, hepsi de var. Sır insan da var. Şimdi bir dakika. O zaman sır insan da var değil mi abi? O zaman ben şöyle söylüyorum abi. Şimdi bakın. Bakın Arş-ı Azam, Leyf-i Mahfuz ve Arş. Hasan abi. Bakın Hasan abi kürs. Bakın bu kürse. Özür dilerim. Hasan abi bu buraya giydiriyor. Yani bakın şöyle söyleyeyim abi. Sırrı insani beşeriyete müdahale ediyor ki oradan insan çıkıyor abi. Öyle mi? Bakın burası buraya müdahale ediyor ki buradan burası çıkıyor. Yani demek istiyorum ki alemi misal alemi şehadete giydirmiyor. Alemi şehadet alemi misale giydiriyor. Giydirdiğidir insan. Anlatabiliyor muyum abi? Demek istediğim yani bilmiyorum anlatabiliyorum. Bak değil mi abi öyle? Bak şimdi. Şöyle bir yani şurası abi. Anladım meseleyi anladım. Şurası benden çıkıyor abi. Tamam değil. Şöyle bir karıştırma yapıyoruz. Beşeriyetimiz bunun sürecin sonucudur. İnsanlığımız bundan öncedir. Meyve değil mi? Önce insan mı oluyoruz abi biz? Hayır, ilk önce beşer oluyoruz. Tamam. Alem-i şehadette beşer olarak doğduk. Beşerin meyvesidir şimdi, insan. Şimdi ağacın meyvesi yok mu kardeş? Tamam abi. Ağacın meyvesi ağacın sonucudur. Ağaçsız meyve düşünemezsin. Evet. Tamam. Ama meyvedeki bir çekirdek ağacın sonucu değildir. Ağacın başıdır. Meyvenin içindeki çekirdek. Sonucu gibi gözükürken, demek ki meyve insan kainatın meyvesidir. Meyve. Ne demek meyve? Zıtların cemidir. Biz beşeriyet itibariyle bu sürecin sonucuyuz. Beşer. Celal ve cemal,
cennet cehennemi bizde şey değil mi? Ha. O bizim beşeriyetimizi oluşturdu. Geç istersen. Tamam bak şimdi. Senin dediğin doğru ama bir tanesi doğru. Hangisi? Ha. Şimdi biz beşeriyet bunu giydirdik. Beşeriyet yani bu alemler beşeriyetimizi oluşturdu. Camiül Ezdat, Celal Cema. Tamam. Ama insan ise insan burada insan olacak. Geliş yönü bir gidiş yönü. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Hı? Hı. Geliş yönü. Ha. Şimdi bak kafa abi. Geliş beşeriyet. Şimdi bunlar hep bana giydirilenler ya abi. Bunlar hep bana giydirilenler. Burada ne dedik? İlleti tam üçtür. İlim, irade, kudret. Bunlar bana giydirenler ama arş-ı azamda benim giydiğim, benim arşa nüfus etmem. Yani kul, hani ruhun arza nüfus etmesi var ya abi, Allah'ın sözüdür diyor hani ruhula. Yani ruhun giymesi, benim giymem o arş-ı azam oluyor. Orada da zaten kelam çıkıyor abi. Orada illeti tam yok abi, yani. Anladın mi? Bak abi, ilim, irade, kudret dedik ya. Her yerde var o. Bana giydiler. Var mı abi? Mahluk olan her yerde. Bir mahluk bana söyleyin de ilim, irade olmasın. Mahluk denmez. Denmez. Bir şey mahluksa arkadaşlar, neydi? İlmi bir yapıya kudret taalluk ederse o mahluk olur. Ha, ilim zaten kudret sonuçtur. İlleti tam ve mahluk olan her yerde var. Ha, ha. Çünkü kudret diyor, ilme müdahale ederse ilmi vücut, ne demek? Kudret taalluk etmemiş yapıya ilmi vücut, vücut ilmi denilir. Vücut ilmi ne demek? İlmi vücut, kudret taalluk etmemiş. Peki mahluk ne demek? İlmi vücuda kudret taalluk etmiş. İlim irade yok mu peki kudret diyorsun? Kudret sonuçtur. Şöyle bir baktığımız zaman ağaçta, ağaca kudret gözüküyor. Hayır. İlk önce irade gözüküyor. Gözükmeyen nedir? İlimdir. Bildiğiniz nedir? Malumdur. İlim bilinmeyenden başlar. Bildiğimiz bilgiler var ya, malumattır, bilgilerdir. Eyleme dönüştürürsek ilim olur. İlim gözükmüyor. İlimin peşindeyiz zaten. Elde ettiğimiz, mesela diyelim ki ben bilmiyordum. O bilmediğim şey, varlı var ilim. Öğrendiğim anda ilim ilimden çıkıyor, malum oluyor. Sonra ilim hala devam ediyor. Tamam mı? O da tasdik. Şimdi gelelim. Bu illeti tamir şarttık. Arş-ı Azam'ın alim-i şehadeti giydirdiği ilim, irade, kudretin hulasası olan lüzum, vücub, zaruret, yani tabiri ilmi kelamca illet-i tame, bizdeki eylemsel hali, diman iltizamı. Tamam. Tabi bunları bir derste olacak şey değil bunlar. Çünkü geçen haftadan bu haftaya kadar bir sayfa, bir yaprak değil, bir sayfa yazdım, onu göstereceğim. Ha, bu kadar bir şey. Onu da söyleyeyim konu 228 sözlerde. Allah Resulü'nün nuru insanın aklını dehşet, vahşet, meyusiyet ve ervah-ı izacatın şerrine kurtarmış. Onun nuru. Onun nurunu ben zannediyordum öyle. Getirdi Kur'an. Kur'an değil bu. Kur'an ayrı bir şey. Kur'an ayrı bir şey. Onun getirdiği nur ile nurlanırsa diye. 5. Reşad'a 19 söz. Bir hafta yani bu kadar. Ve bunlar da tabii oradan çıktı. Yani onu getirdiği nur. Allah Allah. Hemen size bir müjde şey yapayım. Mesela Keban Balyaj'ın direkt buraya bağlarsanız, Bülent konuşmuştuk bunu. Direkt Keban'ı eve bağlasak ne olur? Ev duman olur. Trafolaz. Allah'ın hay, Allah'ın İlim, irade, sen, basar, kudreti, kelamı direkt bizi tecelli edemez. Trafonun üzerinde ceylan edecek. Onun üzerinde ceylan ediyor. Şahsiyeti manevisiyle bize uygun hale geliyor. Orada tanımlanıyor. Yani tamam mı? Kelam-ı ilahi, lef-i mahfuzda ayete dönüşüyor değil mi? Vahiy olarak geliyor bize. Kelam-ı ilahi, ilmi ilahi, sonra ayete dönüşüyor. Sonra vahiy oluyor, bize geliyor. Şimdi Allah Resulü'ndeki o nur, niye girdik oraya? İlmi. Ha, Esma'nın eylemsel hali onda cem olmuş. Bütün meratifleri.
Esma'yı oradan söylüyordum bugün dersin başında. Böyle bir seziş, bir anlayış, bir kabul ediş, bir bilgi değil. Kuvvettir, kuvvet. Eylemsel hal, nasıl ki huzurlu, doluyu dolu, heyecanlıyım, doluyum falan var ya bu. Bu Esma'dır. Hani öyle bir yazı falan anlayış değil, kelim versay. Aktiftir, eylemdedir Esma. Hayatın içindedir, hayatın kendisidir. Şimdi illeti tam yolladık mı? Şimdi gelelim şeye, itikad. İtikadın, dedim ki, kişinin hususi dünyasını alınmış adete birisi nokta nokta bir üç bilinmeyen mi? Yok. Bir bilinmeyen ama ikisi biliniyor. Kim olduğunu kim bilir? Alem-i şehadete giydirmiş. E peki insanda nasıl tezahür etmiş? Hususi dünyasını oluşturmuş. Şurayı. İnsanın hususi dünyasını oluşturmuş. Şey, hususi dedim. Onu tarif tasavvur. Bu itikat. İnanç. Yani inkarcılık oradan çıktı zaten. Ateistlik inkarcılık değildir. İnkarcılığa önceden inkar etme inanmaktır. İnkardan önce. İnkar etmeden. İnkar etmek ifadedir. İfade etmeden önce inkarcılığa reddedeceğine inanmaktır. Ya Muhammed, dediğin gibi Allah varsa, dediğin gibi ahiret varsa ben diyeceğim ki o Allah'ına. Muhammed bana geldi, tebliğ etti mesul değildir. Tamam, da bana gelme. Ben karar vermişim, inanmışım seni inkar etmeye. İmanı reddetmeye inanmışım dedi. Ben buna inanmışım. Ha, o zaman ateistliğin Allah'a inkar ifadedir. Ondan önce inkara inanmaktır. Tamam. Önceden inandı. Sonra onu ifade etti. İnkar ediyor. Onun için İnternette şurada burada kimseyle inkar edeni düzeltemezsiniz. Bu bir tuzaktır. Sizi meşgul ediyor. Okumanızı okuyamazsınız. Müsbet olan, temiz olan insanlara ulaşamıyorsunuz bununla meşgul olduğunuzdan dolayı. Sakın internette şuna bununla kişilere cevap vermeyin. Asla düzelemez. Onlar düzelmek isteyip de mi düzelemediler? İman edecek kadar delil mi bulamadılar? Buldular. Ama niçin iman etmezler? Niçin itikad etmezler? Çünkü inanmışlar inkara. Önceden inandılar, ateistlikte ifade ettiler. Kimse deist, teist, ateist olmuyor. Daha önce karar veriyor, ondan sonra. Şimdi, şu olabilir mi arkadaşlar? Hani nokta noktayı, ben bulmaca olsun diye demedim. Kendi adam inanmış. Kendi itikadını ben karar vermişim. Risale-i Nur'u, ben Nur talebesi olmaya, ben Süleymancı olmaya, tarikatçı olmaya, ateist olmaya, şunu olmaya inanmışım. Yani o zaman kendi hususi bir itikadını oluşturuyor bu. Yani burayı demiyorum. Mesela kendi aleminde inanmış. Acaba Kabu Kavseyn'in alem-i şehadeti giydirdiği libasın kişinin hususi bir dünyası. Tamam hususi, kendisi dünyası, hususi değil, kişinin dünyası, bunu hususi silmek lazım. Hususi şurasıydı, hususi dünya, kişinin dünyası. Ne, farklı mı kendisi? Farklı. Hususi kendisi, bir dünya var, dünya oluşturuyor. Burada yaşantı var Osman, yaşıyor. Burada anaforlar oluyor. Yani birisi imam, birisi İslam diyelim. Burası İslam tarafı. Evet. İslam tarafı, eylemsel. Benim. Yani artık tanımlama ifademizi doğru yapamayabiliriz de. Yani orası bence soru işareti kalsın abi. Kalsın. Bilmiyorum. Yani Kabu Kavseyn dedik mi çok iddialı, iyi bağlantı kurmak evet, lazım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama kim ise o, alem-i şehadet elbise giydirmiş kişinin hususi dünyası olmuş. O da insandaki karşılığı itikat olmuş. Yani şey de diyebiliyorum yani böyle. Şey desek abi. Bunu bitireyim abi. İnkarcılığa ve imana da iman ya. O da niyet. Niyet, nazar, mana ismanı o dördü. Zan. Yani zan bu aşağıda da. Zan değil o. O değil. Bak niyet,
mana ismi, mana efri, niyet nazar var ya. Göründüm diyor. He. Bu ikisi. Bu ikisi şurada. Zan burada. Niyet. Niyet kalpte. Niyet. meyil. Bu Allahu alem buna şey yapıyor. Yani meyil. Ama bilmiyorum. Meyil. Niyet. Mesela kalptedir bunlar. Ama bu acayip bir şey işte. Onu bulamadık. İnşallah arkada okuyor. Şimdi biz tarihle ısındık herhalde biraz. Şimdi dünyası yerini şey yasak lazım. Biz abi ilk ders bunu bitirmeyeceğiz abi. Hasan abi. Evet. Hasan abi. Bu şu kişinin dünyası yerine kişinin miracını yazsak belki Kapı Kavsen uyuyor o zaman. Yok. Nasıl? Kişinin miracı. Biraz zorlusunduk bu. Kişinin miracı mı? Evet. Yani o da olabilir ya. Hasan abi. Hasan abi burada inanan inanmayan. Kafir bir daha. Burada inanan inanmayanla farklı yani. İtikatta ikisi de inanmak var. Tamam mı? Birisinde işte inkarcılığa inanıyor, birisi ikrara iman ediyor. İnkarcılığa inandığı zaman yani arştan yukarı zaten çıkamaz. O da inanç ya. İnanç ama şeyde kalpte kabul görmeyen bir inanç. Kalbi, evet. Kalpte kabul görmüyor ki. Kalpten daha nereye gidebilir? Kalbi o soruyor. Kalp aşağıdan onaylamıyor. Hayır diyor. Vicdanına sorsa ne diyecek? Evet. Kabul etmez. Kabul ediyor mu? Hatmedilmiş. Bu seferinde gönderiyor. Hayır cevabı geliyor. Her seferinde gönderiyor. Peki. Hayır cevabı geliyor. Onun itikadı yani arştan yukarıya imkansız şimdi, çıkamaz. Erastu göre neredeydi? Bu yok muydu orada? Reddeden adam oradaydı. Bence herkes oraya gidebiliyor ama nasıl zanlarıyla gidiyor orada veya buradadır orada zannediyor. Herkes mesela Resulullah'ı görüyor ama iman etmiyor. Evet. Yani kendisine mesela adam yani itikadı ne oluşturuyor diye merak ettim. Ta kalbe kadar iniyor. Niyete gidiyor, niyet. Batıla niyet ediyor. Sonra ne oluyor? Dönüyor o batıl itikat diyor. Kalbi fesat ediyor, kapatıyor. Evet. Ondan sonra itikadı bozulduktan sonra kapanıyor. Dönüyor. İlk önce kalpte böyle niyet ediyor ya. Dimağı yapılandırıyor. Yapılan dimağı da buna malzeme veriyor. Hatamallah ala kulubi. Negatif feedback. Ya bitti diyor yani. Hatmedilmiş. O zaman doğru söylüyor Beniz abi. Negatif feedback. Nasıl yani kalp? Ama ondan olmadan önce bir kalp var. Çünkü mesela iman ikrardır ya. Ama fetret ehli kafir midir? Değildir. Müslüman mıdır? Değildir. Müslüman değildir. Kafir olması için İslam'ı reddetmesi lazım. Din gelmemiş. Yani biz dini göndermedikçe azap edici değiliz. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Yani fetret ehli nedir? Ehli berzahtır. Araf. Araf, araf diyor. Ha, yani din gelmiyor. Peki nedir o? Peki var mı? İman mı var mı? Yok. İmansızlık da mı var? Yok. Mesela çocuk da öyledir. Çocuk İslam fıtratında doğar. Bulu çağına kadar İslam'dır. Ondan sonra artık biz kendisi seç onaylaması ve reddetmesi lazım. Allah'ın İslam fıtratını reddedecek ve kabul edecek. Abi, yani batıl biraz gidelim mi? Şey diyor Fikret abi. Benim abi şey ya. Zaten ara vereceğiz abi. Bir de şey önemli abi ya. Bu batıl itikatlar bu makamlara çıkabiliyorlar mı diyor yani ben anladım. Çıkamaz diye düşünüyorum. Yok çıkamaz. Ama batıl itikatlar ne oluyor? Batıla itikat edince o kalp diyor yiren çiyan akrep böyle çiyanlara yer oluyor. Oralara çıktığı için değil ki. Çıkmıyor oralara. Buraya çıkmıyor da. Fakat bu nasıl oralar, nerelerden ifsat ediyor yani itikadın bir üst birimi lazım ki itikadı bozulsun yani üst birimi kendi kendine bozulmuyor. Başka bir makam bozuyor. Mesela diyelim ki bir insan meyhaneye gitmeden bozulamaz. Televizyonları seyretmez olamaz. Hani bir başka muhatap, itikadımı nereye muhatap ettim ki itikadım bozuldu. İtikadım bozuldu diyor. O zaman ne yaptı? Yani niyet etmesi lazım. İman etmemeye. Yani şere niyet edecek. Mesela adam gidiyor, meyhaneye gidiyorum, vallahi günah işlemeyeceğim.
Plaja gidiyorum bakmayacağım. Ölmüş olurum. Gidiyorsa niyet etmesin ki göreceğim. Görmeye niyet etmezsen gitmezsin. Nereye niyet ettiğinse oraya gidiyorsun. Yani seni, ya ben gidiyorum ama yapmayacağım. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Yani o itikadın arkasında niyet var ama niyet de yok. İşte ama nedir o bilmiyorum. Yani biz yürüyelim. İşte akıl okudukça çıkar herhalde. Bilmiyoruz ya. Ama çıkacak tabii. Şimdi şöyle not almışız. Defteri bile yazmadım. Niye yazmadım? Daha %100 emin değilim ki. Peki ne olacak? Bulunana kadar daha iyisi. Şu anda çok tuhaf yani bu şu giydirilme meselesi. Resmi aldım avukat senden diyor ya. Evet. Bu kişinin miracı olmuyor mu burası abi? Miracı. Sanki öyle gibi oturuyor yani. Bak sen burada şeyi kaçırıyoruz. Şimdi hani ilk başladık alem misalden başlayıp alem mana iş uzadıkça neye başlayıp ne olduğu kaçmaya başlıyor gibi geliyor. Yani hani yok gideyim ha, ne, kim ne giydirmiş diye. Ufaktan açılan şey yukarıda varınca tutturamıyoruz şeyi. Yani ben izana kadar, ha. İzana kadar ve iltizama kadar, yani bu şey okurken, akıl okurken ortaya çıktı. Yani bakış açısı yukarılara çıktıkça karışıyor, flulaşmaya başlıyor, ha, yani tutturamıyoruz. O, yok yapıyoruz? Orayı şey yapmıyor, ben dikkat ederseniz naslarda yürümek istiyorum. Yani öyle uçuk şeyler istemiyorum böyle. Yürüyemem zaten. Ben takmıyorum. Benim delillerim olacak mesela. İlleti tam neydi? İlim iradı. Böyle kesinlerim olacak. Yürümesi için. İzan neydi? Kalbi izan diyor. İlle vicdan demiyor ki. Kalbi izan diyor. İzan hep böyle dimağda iken ustad kalpte kullanıyor. Kalbi kullanırken kullanıyor. İzanı kalp olmasa. Dolayısıyla o berzahtır. Ha, nedir o? Kalpte açtı. Evet. Kalp açtı, açta Esma'nın perdesiz tecellisi ettiği yerdi. O zaman izan nedir? Esma-i Hüsna'ların hakikat meratiplerinin insandaki, dimadaki karşılığı. Böyle sari olmadıkça yürüyemiyorum. İşte itikat hakkında bir şeyler derdik ama yok olmaz. İtikadı bir de okumam lazım. Şey şimdi insanda tahayyül diye bir şey var dimağında. Bunun alem-i şehadette bir sistemi var. Hayal. Bu sistem beni alem misale taşıyor. Evet, öyle diyor usta. Sadece. Tasavvur var bende. He. Bunun alem-i şehadette bir sistem karşılığı var. He. Ki o sistem beni şecer-i hikatteki alem manaya götürüyor. Çok güzel. Bu ne? Hakaiki nisbiye, vahid-i kıyası, emri nisbi, emri itibariler. Bir alem-i şehadete giydirilmiş bir sistemi kullanıyor bendeki yapı. Bunu şecer-i hikatteki karşılığına... Tam oraya geçiyor. Şimdi taakkul var bende. Şimdi burada bence soru işareti başlıyor. Bu ikisi uyuyor, tam oturuyor. Hangi alem-i şehadette hangi yapı var ki taakkul o sistemi kullanarak şecer-i hikatteki karşılığına geçiyor? Evet. Böyle sonra gitmemiz lazım. Evet, neyse evet. Şey karşılığı. Öyle öyle olsun. Ha, yani şimdi taakkulün kanadı yok. Hangi sistemi kullanıyor ki lef-i şecer-i hikatteki karşılığına geçecek? Evet. Alem-i şehadette bir hani lef-i mahfuzun diyelim iz düşümü var. Sistemsel olarak bir yapısı var. Karşılığı var. Biz onu bulmamız lazım. Heh. O da aklın kullandığı. Mesela şimdi, burada ayet-i tekviniyeler dediniz. Taakkul da öyle midir? Bir düşünmek lazım. Tabii. Yani taakkulün lef-i mahfuzsa taşıyacak alem-i şehadetteki sistem karşılığı nedir? İşte bu mevcudata Kur'an tarifinde sarih geçiyor. Ayat-ı tekviniyeleri okuyan okutan diyor. Akla gelmiş ya bayi. Ayat-ı tekviniyeleri bize ne yapıyor? Okutturuyor. Kendisi okuyor. Okuyarak bize okutturuyor. Bak bu budur diyor. Bu bunundur diyor. Yani anlam yüklüyor ayetlere. Yani mevcudata. Elmaya, balığa, denize, dağlara. Hatta bazen de ustad güneş konuyor. Benden korkmayın, işte bavuşta dehşet almayınız. Ehlen sehlen merhaba. Denizlere işte tak tak al sık sık ama şeyler. Yani Kur'an bu ayat-ı tekviniyeyi Kur'an ki akla gelmiş okutturuyor. Ha, mevcudatta zaten vücudu harici olan ayetlere ayat-ı tekviniye deniliyor. Böyle okuyan mütenevi dillerini tercüman ebedisi diyor. Cezelisi. Ayat-ı tekviniyeleri okuyor Kur'an. Okuyup da ne yapıyor?
akla okutturuyor. Akla, Kur'an akla geldi ya. Ha, Kur'an'ın vazifesi ayat-ı tekviniyeleri akla okutturmaktır. Akla. Aklı inşa etmektir. Aklın cevran ettiği, topladığı verileri, yani ilişki ve çelişkileri doğadadır, tabiattadır, varlıktadır, mevcuttadır. Bu mevcudatın ilişki ve çelişkilerini, yani Kur'an'ın tabiri, 25. sözdeki tabirle ayat-ı tekviniyeleri okuyan mütenevi dillerinin tercüman-ı ezelisi. Hani şey yapıyor, akla. Peki Kur'an niçin mevcudatını ayetlerini okuyan? Bize okuyarak okutturuyor. Bize bak, bu gözlüğü veriyor. A bak diyor, bunu tak diyor. Ha, şimdi gözlük dışarıdayken gözlüğe bakarsın. Ama takınca gözlüğe bakmazsın, gözlükle bakarsın. Kur'an bize gözlük veriyor. Ne yapıyor bize diye sorun. Ayat-ı tekviniyeleri okutturuyor. Öyle diyor, hatırladın ha, oku. Ha, ayat-ı tekviniyeleri okuduk. İmbiklerden geçirdik. Bizde ne oldu? Bizde uyandırdıkları vardı, böyle yapılandırdı yani. Bizde bu mevcudatın, şecerenin yazılımı var. Yazılım. Bu istidatlar. İstidatlar böyle. Onlar hani diyorduk ya, zahirde ilim almak var ama batında ilim almak yok. İlimle batını uyandırıyorsun. Hayatı tekviniyeler kendi karşılıkları olan bizdeki yazılımları aktif ediyor. O yazılımların adı evamiri tekviniyedir, yazılım. O işte nedir? İlmin vücutlarıdır. Tasdik de nedir? İlim denilen tasdik. O zaman ilme dönüşmüş demek, insandaki yazılımlar aktif olmuş. Yani ayat-ı tekviniyeler evamiri tekviniyeyi uyandırmış. Aynı şeyi söyledik yani, dışarıdan gelen ilim, zahirde ilmi alırız ama batının ilim almayız. Zaten biz evvel, ahir, zahir, batın hepsinin ilmine haiziz. Yazılım itibariyle. Yaptığımız ilim çalışmalar ne yapar? Hariçten aldıklarımızla batını uyandırırız. Batını uyanınca karşılığı gelir. Hani ayat-ı tekviniyeler evamiri tekviniye bütünleşiyor. Aslında ondan sonra geldi abi. İllet tamme yerine alem-i şehadete giydirdiği İslam'dır. Kab-ı Kavseyn'in de alem-i şehadete giydirdiği imandır. İtikadla karşı. Tamam, çok güzel. Bu da belki daha güzel. Yani ne oldu? O siz dediniz ya. Ayat tekviniyeler, evamir tekviniyeler, bendekiler uyandı. Bendeki uyandılar iltizamda ne oldu? İslamlaştım ben. İslam oldum. Bir daha Kab-ı Kavseyn de bana imanı bir giydirdi. Dima'daki karşılığı itikat zaten. Benim bana giydirdiği libas iman. Harika. Seyri sülük tamamlandı. Doğru, bu daha güzel oldu. Esmaların hakikat meratibi ne abi o zaman? Duydum. İman değil mi bu? Şey ha, izanı mı atladık? Evet. Yani ha, izanı iman, ben şey yapmadım. Ha, o kısmı olabilir. Tamam dur bak. O kes o şey. O ilti bunda hiçbir şey yok. Bu izan nerede? Bunda tamam. Esma çok şey geldi. Yok, ona bir nezit gelmiyor. Şimdi bunu dur. İsilelim. Yani bugün bunu bulsak yeter bize. Yani dima bu çok antikama gitti. Dur bakayım. Kaçırdınız arkadaşlar burada. Kapalı türbin bu akşam çok şey, bugün çok şey yaptı. Çok tezahürat yapıyor. Haydi açık, haydi açık. Daha önce bir daha bak şimdi. Ne? Bir daha söyle. Aynen. Kaçırdınız. Şimdi şöyle. Şimdi eva akıl ayat tekviniyelerle uyandı. Tamam. Bir üstte evamiri tekviniyelerine taşıdı insanı. Tamam mı? Neyle? Tasdikle taşıdı. Sistemle. Oradan sonra da esmanın meratipleri izana, ben onu şu an atladım. Ondan sonra iltizamı da İslam'a taşıdı. Yani alem-i şehadete giydirdiği libas İslam. Kab-ı Kavseyn'in alem-i şehadete giydirdiği libas da iman. O da karşılığı itikat, dimadaki karşılığı. Ama İtikadı kullanarak iman libasına girip kabul İman libası diyorsun. Diyor zaten. İman libası diyor. İman libasını giy diyor. Mürit gömleğini çıkar. Mürit gömleğini çıkar. Yani iman libasını giy. İman libası olarak yani görüyor. Geçiyor. Mürit gömleğini çıkar. İman libasını giy. Şimdi bak, bunu yaparsak herhalde değişiyor. Çok ilginç. Zorlanma kalktığı gibi. Ben niçin attık bunu ortaya? Yani müzakere edelim. Bu gayemiz zaten bu. Bir ortaya koymak bir şeyi.
O zaman dur. Harika oluyor. İman da o zaman kabuk kavşağına çok uyuyor. Tam uyuyor. Çünkü bak şuraya yapalım beraber. Ama bunu bulursak ondan sonra Fatih'e çeksek bile vallahi tam bilmem. İnşallah doğrudur. Kabuk kavşağının İslam olarak gözüküyor. Bunu anlatıyor. Tecrüt etmiş. Yani. Alem-i şehadete giydirdiği libas ki imanı zaten o gafurun o tılsım şeyinde var iman. İman ta kabuk kavşağına gidiyor. Giydirdiği bir iman libası dimandaki karşılığı, imanın karşılığı itikaftır. İtikaf sistemiyle iman ediyor. Çok güzel. Dur, çok güzel. Biz an değil mi düşünmezsiniz İslam'sız iman. Peki beraber yapalım. Beraber yapalım. İzanda şüphe yok. Çünkü izan çok çok biraz çalışmıştım ama gene beraber yapalım. Bak arkadaşlar. İzan hakkında dimağla kalp arasında onun şüphemiz yok. Onu neydi? İzanın dişe vuruşu neydi? Kalp. Safsata yani bir behre akıl izanı mı? Bir taraf tasdik ilim izan intisar. Azıcık imtisal de şöyle, imtisal deyince aklıma hemen evamir tekviniye geliyor. Yani eşyanın evamir tekviniyelerine olan bağlanmaydı ya imtisal. İzan evamir tekviniyeye biraz şey etti şimdi. Ona taşıdı. Taşıdı gibi geldi. Yani o ikisi arasında bir şey yapmak lazım. Şimdi Osman'ın kullandığı yöntemi bir daha kullansın. Herkes dinlesin birbirimizle meşgul olmadan. Biraz önce dedin ki hayalden başla tahayyülde. Şimdi insanda tahayyül diye bir dimanda yapı var. Bu şeceli kalpteki karşılığına taşıması lazım aslında. Cem etmemiz lazım. Tevhid olmamız lazım. Bunu alem-i şehadette bunun karşılığı olan bir sistem var. Bizim alem-i şehadette bir sistem var. Tahayyülümüz bizim hayal alem-i şehadette görünen bir libas var. Sistem olarak bir libas var. Bu da hayal sistemi var. Bu nereye bizi götürüyor? Alemi misale taşıyor. Bizim mevcudatın aynalarıyla alemi misale taşıyor. Bağlıyor bizi. Yani insan ve kainatı cem ediyoruz. Şecereyi cem ediyoruz. Teknik olacak yani. Dikkat ederseniz sonra, tersten gidiyor bu. Tersten söylüyor. Sallama yapıyoruz. He, tersten. Tasavvur var insanda. Tasavvurda var ama bunun alem-i şehadette bir sistem karşılığı olacak ki onu alem manaya götürsün o yapı. Ne var? Hakaiki nisbi, hakikiye, vaid-i kıyası, emri nisbi, emri itibariler var alem-i şehadette. Bu bir libas var, bu bir sistem. Onu tasavvurunu o alem manaya taşımaya vesile oluyor. Taakkul var. Taakkulde Hasan abi onu izah etti. Onu ben nasıl olur demiştim. Taakkulde ayat-ı tekviniyeleri kullanarak Kur'an okuyor. Kur'an okuyarak okutturuyor. Kur'an da akla geldiği için Kur'an akla ne yapar? Ayat-ı tekviniyelerin mütemennevi dillerinin tercümanı ezelisi. Hı. Kur'an. Bunu diğer, da akla taşıyor. Öyle değil. Okur musun? Şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ezeliye ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevi dillerin tercüman ebedisi. Tercüman ebedi. Evet, çok harika oldu. Ezeli ile ebedi şey yaptım. Evet. Bu ayat-ı tekviniye Kur'an okutturuyor. Ebedi yani bizi sonra dişe vuruşu ezelin dişe. Bir o peki Kur'an'la muhatabı dimadır, akıldır. Oradan sonra devam et. O zaman şimdi taakkul de şecel-i kalpteki lef-i mahfuza götürecek alem-i şehadetteki sistem ne? Ayat-ı tekviniyeler o zaman. Evet. Ayat-ı tekviniyeleri okuyabilirse taakkul vahiyle lef-i mahfuza taşınabilir. Karşılığa gider. Lef-i ezeliye geçer. Şeyine geçer. Çok karşılığına. Sonra tasdikte neydi? Şimdi en son konuştuğumuzda peki bu ayat-ı tekviniyeleri okuduğu zaman artık eşyan evamir-i tekviniyelerine geçmiş oluyor. Yani sen de karşılığını buluyorsun. Yani o zaman tasdik yapısı da evamir-i tekviniye sistemini kainatta okuyabilirse lef-i mahfuza gene kendini taşıyabiliyor. Geçiyor. Lef-i mahfuzun o meratibine geçiyor. O meratibine geçiyor. Sonra izan
Esma'nın hakikat meratipleri, cil ve cemal nakışlar mı diyeceğiz artık bilmiyorum. Onu nasıl ifade ederiz? Tasdik ettiklerini ısrar ediyorlar. He, ondan sonra... Hatta hayat-ı tekviniyeleri de dedi. Refi Mahfi ispat diye parantez açmıştım yani. Şimdi bir daha söyle. İzan o zaman insandaki izan mertebesi. Alem-i şehadetteki hangi sistemle karşılığı olan arşa geçecek? Arşa nasıl geçecek? Geçecek. Çünkü çok iyi biliyorsun ki izan arşı bizi bağlıyor. Evet. Bu esmaların hakikat meratipleri. Evet. Kullanarak arşa geçiyor. Peki şimdi burada hani soru işaretleri bundan sonra başlamıştı. Ha, iki tane inşallah. Ha, iltizam peki nasıl şey olacak? Fiil. O zaman insan evamir-i tekbiniye, ayet-i tekbini okuduktan sonra aslında artık iltizam neydi hem de İslam'a geçiyor. İslam sistemini kullanarak karşılığı olan arş-ı azama geçiyor. İslam'ı kullanarak. Sonra da itikat peki neyle karşılığına gidecek? Alem-i şehadete giydirdiği sistem iman sistemi var. İman libasını, alem-i şehadete giydirdiği imanı iman, kullanarak iman mahluketi var ya. Gidiyor. 71 şartı cazda. Şira, delil, burhan, Usare, Şira, bir de şey. Onlar hemen. Bilmiyorum onları. Yani 71. Söylüyordum bir ara. Eskide söylüyordu da değişti. Delil, Burhan, Fikret, Ünsiyet, Usare, Şira. Bunlar bütüne geldi mi? İmanın mahluk veri tabanları. İman nurdur hem kuvvettir. Ha demek ki. Yani o zaman itikat insandaki karşılığı alem şahide giydirilen iman libasını kullanarak, sistemini kullanarak kabu kavseyine çıkıyor. Evet. Ne karşılığını buluyor. İnsandaki itikat miraç kainatta giydirilen ilhat gömleğini çıkar diyor. Usta bak. Ey mulit diyor. İlhat gömleğini çıkar, iman gömleğini giy. İmana gömlek diyorum. Bir çok sarih bir yer var. Hatırlayanınız var mı? Ben de şimdi Allah getirdi. Ateşten. Ha harikasın be. Bugün bu güzel bir şey. İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki iman libasını giy diyor. Bak şimdi. Ha bugün Erdinç güzel şeyini durdu. Hemen maşallah. Hoşuma gitti hatırladığınız için ya. Bak şimdi. Cehennem ateşinin tesiri men edecek ve eman verecek iman gibi bir maddi maneviye. Ya şimdi Osman dese ki ya mevcudatta iman nasıl libas? Bak ne diyor? İman gibi bir maddi maneviye, İslamiyet gibi bir zırh, iltizam, olduğu misullü dünyevi ateşinin dahi tesirmen edecek bir maddi maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak ismi hakim iktizasıyla bu dünya darül hikmet olmak hasabıyla esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğinde ateş yakmadı, ateşe karşı mukavemet aletini vermiştir. Halet ruh. Mesela öyle bir alet kesmediyorsun ki sen de kessene bıçakla. Şey yapmıyor. Bunun adı keramettir. Aslında Allah'ın esmasının bir kanunudur. Yani adetullah, adet ilahidir. Vursan da kesmez. Haleti kesmettiğin zaman İbrahim yakmadığı gibi gömleğinde yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki ey millet İbrahim bari olunuz. Ne yapacak? Ne olacak? Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun ruhunuza imanı giydirip yukarıda gömlek demiş iman gibi maddi maneviye İslamiyet'e zırh burada da ne diyor? Ruhunuza imanı giydiriniz. Bu neyi oluşturuyor? İtikadımızı oluşturuyor. Ha bizim dimağdaki itikat, mevcudatta giydirilen iman hem nurdur hem kuvvettir. Usare, şira, delil, burhan vardı dedi okuduk ya, fikret. Onları cem ediyor, onları topluyor. İmanın mahluk tarafıdır bu. Kanun tarafı dimağdadır, kafadadır. Ha demek ki İslamiyet, imanın libası, iman libası, ruhumuza giydirin diyor. O zaman giydirince zaten ne oluyor? İman, o ruhu koruyor, uyuyor. O zaman kabu kavseyin alem-i şehadete giydirdiği iman libasının
Dima'daki karşılığı itikad. Harika oldu elhamdülillah. Şuraya geçiyorum, şuraya iltizam. Arş-ı Azam'ın, Arş-ı Azam neydi? Burada da zaten söyledi İslamiyet. İslamiyet, dikkat ederseniz İslamiyet'te eylemsel şeyi, Kabı Kayseri'nin eylemsellik yoktur. Arş-ı Azam'da vardı, eyleme dönüşmüş ruhlar, mahlukiyeti, kanuniyet, cevherler. Arş-ı Azam'ın alem-i şehadeti giydirdiği, zaten o gafurun o, iyi ki o tabelası hep oraya gidiyorum. İslamiyet'i arşa şey yapmış, oku. İmanı ise, çünkü usta onu niye yapmıştık böyle? Malik kalp diyordu, iman malik. Yok, o liste, listenin altında bir şey var. Niçin? İman hakikatte mahiyet-i insaniye karşılığı mahiyet-i insaniye birdir, intisam gayri mümkündür. Yok yok, yazıyorum. O şey gidilmiş. Kadere iman şey yapılması için vücudu hisse girilmiş, vücudu hisse girilmiş, vücudu neyse. Yani bu alemi şahadet arş-ı azam ruhlar alemi olduğu için ruha bu İslamiyet sırrı çok uyuyor, alem-i şehadete İslam libasını giydiriliyor, alem-i şehadete. İnsanda da bu iltizam neydi? Eylemsel haliydi. İltizam eylemdi, bir kere oradan yola çıkalım. Eylem olduğu için ben illeti tamme dedim Osman Bey. Evet. Yani İslamiyet yerine illeti tamme o andaki aletimle. Eylemdir. İltizam fikri değil, eylemdir. Eylemin nereye eylem olacak da mazar olacaksın? İslamiyet eylemi içinde olacak. Oruç tutmak eylemdir, namaz kılmak eylemdir. Şehadet getirmek, kelime şehadet getirmek eylemdir. Zekat vermek eylemdir, hacca gitmek eylemdir. Ha, bu İslam'dır, eylem. O zaman bu eylemlerden başladı. Arş-ı Azam, alem-i şehadete giydirdi libas İslam. İslamiyet zırh gibidir. Ondan sonra bu insan da eylemsel hali, eylemsel nedir? İltizam ediyor. Lüzum, vücub, zaruret gibi. İnsanda, dimada iltizamdır, kainatta İslam'dır, şeceri hilkatta efendim arş-ı azamdır. Şey çok güzel oturdu, bu ayakta oturdu. İnsanın itikadı kainatta giydirilen bir iman libası var. İman şeyin, Kabı Kayseri'nin alem-i şehadette iman libası giydirince insanın kalbindedir iman, ama dimadaki imanın karşılığı itikattır. Şimdilik evet. Daha doğrusu daha üst makam. Mesela biz ikinci kattan bakıyoruz, üçüncü kattan, onuncu kattan, beşinci kattan bakışımızda gelene kadar şimdilik bu doğrudur. Sada dima diyorduk ki levh-i mahfuzun alem-i şehadetteki... Bir daha söyler misin? Dima için. Dima. Levh-i mahfuzun alem-i şehadetteki mümessili gibi, ama şu anda dima öyle bir değişti ki bütün mevcudatın tazamın ediyor. Evet. Mesela çekirdek de öyle ya. Çekirdek mesela meyvenin içinde cem olmuş. Çekirdek meyvenin içinde ya. Yani dima elbette ki lef-i mahfuzun hulasasıdır. Kalp arşın hulasasıdır. Ruh arş-ı azamındır. Ama o yapıyı diğerlerinde kopuk olabilir mi? Yapılandırmaz mı? Yok yok, ben tersi oldu demiyorum. Ha. Yani bir yerler bende de böyle açıkta kalıyordu. Bir mahfuz şimdi tam aklı oturdu. Çok güzel oldu. Sırf dima, lef-i mahfuzun, evet, yapı itibariyle onun buradaki, ama o neyle yapılandırılıyor? Şimdi bütün sistemi cem etti şimdi. Dima bütün sistemi cem etti. Evet. Bütün sistemi cem etti bugünkü derste. Değil mi Osman? Evet. Değil mi? Bak Gafur. Evet. Bütün dima, lef-i mahfuzun alem-i şehadetteki hulasanın şey ama...